geldiniz diyorum öncelikle. En arkadakiler sesimi duyuyor mu acaba? Ortadakiler de duyuyor, öndekiler de duyuyor. Tamam. Kanal İstanbul çalıştayının ikinci oturumundayız. Bu oturumda mekansal planlama ve ulaşım konularını tartışacağız. Öğleden sonra benzer bir oturum daha olacak. Birbirinden değerli konuşmacılarımız var. Çok ilginç bir oturum olacağını inanıyorum baştan. Ben öncelikle konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum izninizle. Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Profesör Doktor Haluk Gerçek. Buyurun lütfen. Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy. Doçent Doktor Pelin Giritlioğlu. Buyurun. Hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Şence Türk. Hoş geldiniz. Şence'cim hoş geldin. Arkadaşlar şey yapacaklar. Oturuma başlamadan önce mekansal planlama ve ulaşımı birlikte ele alacağımız bu programda önce bir kurgu yaptık. Ahmet hocamız bir giriş yaptıktan sonra Haluk hocam ulaşım konularına değinecek. Daha sonraki iki konuşmacı Nuran hocam ve Pelin Hanım mekansal planlama konularında bizi bilgilendirecekler. En sonunda Şence hocamız için hukuksal yönünü değerlendirecek. Sabahki konuşmalar çok ilginçti. Beni gerçekten bildiğim konular olmasına karşın çok etkiledi. Bu planda 1/100.000'lik planın asıl ilginç olan tarafı biz plan raporunu da inceledik. Doğaya duyarlı bütünsel bir ekolojik vizyon oluşturduğu iddia ediliyor. Bu vizyonun oluşup oluşmadığını öncelikle tartışacağız burada. Tabii ki Boğaz'dan geçen gemi trafiği ve gemi projeksiyonlarını konuşacağız. 1/100.000'lik planı ve askıya çıkan planı konuşacağız. Ve en sonunda işin hukuksal yönünü birlikte değerlendireceğiz. Ben sözü Ahmet hocamıza bırakıyorum. İlk konuşmacımız. Buyurun efendim. Ben izin verirseniz ayakta buyurun, lütfen. Daha rahat ediyorum. Müsaade eder misiniz hocalarım? Evet. Şeyin kontrolü bende değil mi? Buradan yapacağım. Hazır mı arkadaşlar? Yirmişer dakikalık seanslar halinde planladık. En sonunda da bir soru cevap ya da tartışma bölümü de olsun istedik. Onun için 20'şer dakikalık süreye uyarsanız çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bendeniz Ahmet Vefik Alp. Bugün bana bu imkanı veren Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren bu konuda bir görüş alışverişi, bir paylaşım, bir katılım imkanı getirmesinden dolayı da yine İstanbul yönetimine müteşekkirim. Ben tabii bugün yine maalesef dört pırlanta gibi gencimizin şehit haberiyle konuşmak zorunda kaldım. Bu çok üzüyor bizleri. Yani o resimleri gördükçe çok içim sızlıyor. Ama bir yandan dünya devam ediyor.
Size genel bir giriş yapacağım. Rakamlarla sizi boğmayacağım. Biraz benden bahsedeceğim. Kanal İstanbul Projesi ismini ben kullanmıyorum. Tabii ilk resimden de bu kontrol zor oluyor ama net değil pek. Görüldüğü gibi ben kanal, daha doğrusu İstanbul Kanal girişimi yaklaşımına karşıyım. Ve bu konuda söz söyleyebilecek, söylemesi gereken kişilerin de içinde birkaç nedenle yer alıyorum. Bir kere, biraz sonra resimlerde de göreceğiz, bugün değil, 2011'de Sayın Başbakan bir seçim projesi olarak bu konuyu açıkladığında ben o gece bir rekor kırdım. Bunu da ertesi gün bir köşe yazarının yazısında gördüm. Diyor ki, dün gece ekran rekoru Ahmet Vefik Ak'taydı. 16 kanala çıktı. Biz bunu nasıl başardık? Ben de toparlayamadım. Yani bir gece içinde 16 ayrı kanala çıkıp konuşmak, vallahi helal olsun dedim. O gün zaten ben muhalefetimi ilk günden dakika bir, gol bir belirtmiştim. Daha sonra da, biraz sonra göreceğiz, basında da açıklamalarım oldu. Çünkü bunu niye söylemek ihtiyacını da duydum. Sosyal medya paylaşımlarında bazı arkadaşlar yazıyor, hocam sen de mi döndün? Niye fırıldaksın? Niye fenersin? Gibi eleştiriler alıyorum. Hayır, dönmedim. Zaten hep aynı çizgide oldum. İlk günden beri bu çalışmaya karşıyım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu tarantula hikayesini bilenler var mı bilmiyorum. Ünlü artist Clint Eastwood'un bir filmiydi. Tarantula bir örümcektir biliyorsunuz. Dr. Reamer yazıyor zaten ama net değil. Açlık sorununa çare bulmak üzere hayvanlar üzerinde bir takım serumlar deniyordu. Hızlı büyümesi hayvanların vesaire. Laboratuvarında bulunan tarantula örümceğine yanlışlıkla bu dozu fazlasıyla yapmış bulundu. İşte deneyim falan derken kaçırdı enjektörü. Bu tarantula büyüdü. Hem o şehri yedi hem Dr. Rimmer'i de yedi. Şimdi bizim İstanbul Kanal girişimi de böyle bir yaklaşım diye düşünüyorum. Bu proje diyemiyorum. Bu girişim İstanbul'u yer. Ama yedirtmeyeceğiz Sayın Genel Başkanların dediği gibi. Burada beni çok üzen, bugün de o hava var, bu konunun bir siyasi itişme kakışma durumuna getirilmesi. O çok tehlikeli. Umarım burada ben bu girişimin ne kadar aleyhindeysem lehinde olan arkadaşlarımız da çıkar konuşur. Çünkü birçok konuşmacının özür dilediğini, üzülerek özellikle lehinde olanların buraya katılmadığını tespit ediyorum. Bu konuda en çok konuşmaya hakkı olan biri benim dedim. Çünkü ben yaşta olan gençler hatırlayacaklar, ilk başta 94'te bu şehrin başkanlığına aday oldum. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İlhan Kesici, Sayın Zülfü Livaneli, Sayın Erdoğan, yok hayır,
Bedrettin Dalan Bey'le ve Ertuğrul Günay Bey'le, Kültür Bakanımız eski, yarıştık. Ve o yarışın sonunda İlhan Bey önde giderken Zülfü Bey'in oyları karıştırmasıyla Erdoğan Bey öne çıktı. Ve %24 gibi bir marjla, bir oyla kazandı. Ben ondan sonra bir kez daha 99'da, 2004'te ve 2009'da 4 kez toplam aday oldum. Bu ilk adaylığımdan resmim. Gördüğünüz gibi yıllar çok acımasız. Genç ve yakışıklıymışım. Bugün ne hale geldim. Bu ufak kız da burada şu anda. Ama kendisini işaret etmeyeceğim. Utanıyor kızım Ceylan. O da büyüdü. Yıllar geçti. Tabii ben dev projelerle geliyorum dedim. Çılgın proje, dev proje benim işim esasında. Proje adamıyım. Yani hem hocayım ama büyük proje yapıyorum. Büyük düşünüyorum. Fransızların dediği gibi grand gestion. Ama bu İstanbul Kanalı çılgın proje değil, bana göre hasta bir projedir. Bu projeleri yapan biri olarak bana istemezlikçi diyemezler. Çünkü ben alternatif sunuyorum. Daha iyisini, doğrusunu yapıyorum. Ve bakın burada bir hususu da sizle dertleşeceğim. Bu gazetenin tarihi. Görenler bilmiyorum, okuyabiliyor mu? 99. Ve ben o yıl, bakın, Marmaray ve Avrasya tüpünü çoktan çizip basına da vermişim. 96'larda hazırlamıştım. Bu projeler yapıldığı zaman beklerdim ki sayın yönetim beni bir davet etsin, en azından bir küçük plaket versin. Adımı bile anmadılar. Fikir emeğine saygı çağdaş ve demokratik toplumların olmazsa olmasıdır. Onun için çok üzgünüm. Ve bu iki proje benim önerdiğim gibi yapılmadı. İkiye ayrıldı. Burada beraber gidiyordu. Ne oldu? Maliyet birkaç kez çarpıldı. Ve bugün onun için Avrasya tüpünden geçerken ve geçmezken büyük paralar ödüyoruz. Maliyet arttı. Marmaray projesinin tüpü, hocalarım bağışlasınlar, zemin hocalarım, depremsel açıdan riskli bir tüptür bana göre. Oturtma sistemiyle yapıldı. Ben delme sistemini önermiştim. Bir zemin likefaksiyonunda Allah saklasın satığa çıkma riski, patlama riski olduğunu bana üniversiteler de rapor etmiş durumda. Avrasya tüpünde bunu düzelttiler, yazdık çizdik. O daha doğru yapıldı. Evet, böyle projeler yaptığım için bana istemezlikçi, bak işte köprülere hayır dedi, dediniz, yapıldı köprüler, iyi mi oldu? Onu ayrıca tartışırız ama istemezlikçi değilim. Ve nitekim en son adaylığımda da, yine gençmişiz burada ve iyiymişiz, 2009'da birçok projemi paylaştığım için bu Kanal 6, pardon Kanal İstanbul'da da konuşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Burada da gördüğünüz gibi 2 yıl evvel bu beyanatı vermişim. Yani bugün ortaya çıktı, ben de çıktım aleyhte işte partisel siyasi bir yaklaşım içinde değilim. Bilim ve sanat adamıyım. 1971'de mezun oldum. Burada birçok talebem, öğrencim yeni tabirle, konuşmacı. Çoğu profesör olmuş. Yani yaşım meydana çıktığı için çok girmiyorum bu konulara. Evet, burada da bir benzer resim vardı. Bu çok oynak bir şey. Evet, bunları sizle paylaştım. Yapmayın bunu diyorum. Eskiden beri diyorum.
2011'den beri diyorum. Şimdi bakınız, bu Sayın Başkanımız da bahsetti. İstanbul Metropoliten Planı. Bu planda 400'e yakın uzman çalıştı. Tepe başındaki Büyükşehir Belediye'mizin kentsel planlama bürosunda çalıştı. Bu planı yaptılar. Ve o zamanın belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş, bu 50 yıl İstanbul'un anayasasıdır dedi. Ne oldu bu anayasa? Eleğe döndü, ne delinmesi. Delinmedik yer kalmadı. Bir kere korkulu rüyamız, ben ve benim gibi düşünen şehir plancıların İstanbul'un kuzeyine girmekti. Biz İstanbul'u, güneyini biliyorsunuz betonladık. Tekirdağ'dan Gebze'ye kadar sahil betonlandı. Aman dedik, kuzeye girmeyin, ekolojik dengeyi oradaki yeşil korusun, aşağısı beton tamam, ne yaparsanız yapın ama kuzeye girmeyin. Nitekim bu planda da ne bir üçüncü köprü, ne bir havalimanı, zaten kanal manal yok, hiçbiri yoktu. Ama biri geldi, dedi ki buraya bu olacak, oraya o olacak ve bu plan delindi, İstanbul'un kuzeyine girildi. Bakınız şu resim çok açık söylüyor. Ben dedim ki kardeşim, biz burayı bitirdik. Şuraya dokunmayın. Ama ve şu TEM yoludur. Bakın, TEM yolu yapılırken projeler bana geldi. Ne Boğaz'ın Beykoz Anadolu Hisarı tarafında, ne Boğaz'ın Etiler Balta Limanı tarafında çıkış vardı. Yani yoktu. Dediler ki bu bir transit yol olacak. Hızlı geçiş olacak. İşte kamyonlar, tankerler filan geçecek. Zaten TEM otoyolunun açılımı Trans-European Motorway'dır. Hızlı bir yoldur. Ama ne oldu? Oradan bir kol aşağı, buradan bir kol aşağı oldu. Şimdi tampon tampona yol ve şehir yukarıya doğru patladı. O yeşil alanlar hep şuralar, işte gördüğünüz gibi betonlaştı. Hocam. Şimdi üçüncü köprünün yapılmasıyla aynı filmi yukarıda göreceğiz maalesef. Artı havalimanı, artı bir sürü yeni işte fuar, şehirler vesaire geliyor. Çok tehlikeli bir gidiş. İstanbul karanlık bir geleceğe doğru yol alıyor. Hocam benim, son 5 dakika. Son 5 dakika desem. Doğru söyle. Vallahi, yemin et. Çabuk geçti zaman. Çok güzel anlatıyorsunuz, zaman çabuk geçti. Çok hızlanacağım ama yaşıma itibaren biraz 1-2 dakika verirsiniz. Siz itiraz edin, beni indirmeye çalışırlar. Evet. Burada demokrasi. Evet. Benim gençliğimde, yanlış söyledim yani, çocukluğumda Ağustos ayında ateş böcekleri çıkardı. Bilir misiniz hiç? Yanıp söner. Bu şehri böyle önce metropolis, sonra megapolis, sonra meslektaşım Yunanlı şehirci Doksiadis'in dediği gibi ekimonopolis haline getirdik. Izdırap ve korku şehri. Suyu, yeşili, havası kalmamış bir şehir. Bu İstanbul Kanal girişimiyle bu artık ölümcül vuruşun vurulma noktasına geldik. O ateş böcekleri bugün ne oldu? Sivrisinek oldu. Evet, hızlanmak zorundayım. Yukarıya üçüncü yol yapıldı. Havalimanı şuradayken imar planında buraya taşındı. Bunun arkasında hiçbir bilimsel veri yok ve İstanbul'un kuzeyi risk altına alındı. Diyorlar ki hocam, yapılaşma vermeyeceğiz oralarda.
Bir kere bunun doğru olmadığı, bu yeni yapılan planlarla ortaya çıktığı gibi, gel külahımı anlat. Bakın İstanbul Boğazı 3 yasayla korunuyor yapılaşmaya karşı. İmar plan yasası, Boğaziçi yasası, kültür ve tabiat varlıkları yasası. Öngörüldüğünde 30 bin yapı var, 10 bini kaçak. 3 binin yıkım kararı kesin var. Nasıl yapacaksın kardeşim? Boğazı koruyamıyorsun. Evet, ben sırf yukarısı kuzeye köprü yapmasın, yol yapmasın diye denizden proje yaptım. Bakın, bu Transmar projem bütün dünyada yayınlandı. Denizin üstünden gidiyor. Bu Teknik Üniversite Denizcilik Fakültesi'nde laboratuvarlarda bir sene simülasyon yapılarak çalışıldı. Tsunami, rüzgar, lodos teğet geçiyordu. Dünya literatüründe, bilim literatüründe yayınlandı. Amacım iki havalimanını da birleştirmekti. Sabiha Gökçen'le Atatürk, ki Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşıyım. Kalsın, çalışsın istiyorum. Büyük bir yanlıştır. Üçüncü havalimanı yer seçimi olarak zaten yanlış. İki havalimanı arasında bu köprüyle 15 dakikada ulaşım oluyordu. Manyetik motorlu shuttle çalışıyordu. Şurada demin gördük o resmi, bakın şurada. 300 kilometre hızla gidiyordu. Ben her projeye karşı da değilim. Bakın Çanakkale Köprüsü'ne okey veriyorum. Bu benim Büyük Marmara Çemberi. Pahalı bile olsa İzmit Körfez Köprüsü'ne okey veriyorum. Şu benim işte bu demin söylediğim bypass'tı. Bu proje yapılmadı çünkü rant yok. Satacak arazi yok. Etrafta Katar'la ne, denize mi suyu mu satacaksın? Olmadı. Evet, daha da hızlanıyorum. Ve bunun gibi birçok projeyi, bunu idare etmek çok zor yalnız başkanım. Oynak bir şey. Evet, çok oradan oynak. Oradan değiştirebilir miyiz şey, arkadaşlar? Tamam, ben hocam yapıyorum şey da bir geri bir ön. Bakın bu da Haliç'in altına otopark ve Müzekent İstanbul projesiydi. Bir projede Taksim Camii, bunu parantez içi sıkıştırıyorum. Çünkü yapılmadı, içimde bir yara. 3 uluslararası ödül alan bu projem bütün dünyada yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na beğendiremedik, modern dedi. Ve yanlış bir proje yapıldı. Bakın çeşitli görünüşlerini görüyorsunuz. Alandan görünüş. Çok detaya girmiyorum, kızıyor başkan. 2 dakikam kaldı biliyorum ama tepki var çok. Bakın yukarıdan baktığımızda ay yıldız gözüküyor. Süre bitti diyeceğim, korkuyorum. Ve bu proje, bak başkanım, New York Times ve Independent Herald Tribune bastı. Boşuna basmadılar. Ama beğendiremedik. Şu proje geldi, Atatürk anıtını ezdi geçti. Pietro Canonica'nın İstanbul'a koyduğu anıtı bu proje ezdi. Bakın şu beton yığına bakın. Cami dediğiniz zaman açık alan olur. Avlular olur. Hiçbiri yok. Evet, çılgın proje, evet. Bakın bu en çılgınıydı. Ama biliyorduk, feasible değildi. Rentable değildi. Yapılamazdı. Ama Sayın Rahmetli Rauf Denktaş, hocam çiz dedi. Çiz şu Yunanları, ben bir şey yapayım. Dürtükleyeyim. Şu Yunan Rum'u kızsın dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım, bu projeyi yapamazsınız. Uluslararası sulardan köprü mü gider? 10 milyar dolar para lazım. Böyle bir trafik yok. Hocam boş ver, sen çiz şu Rum kalleşi dedi. Affedersiniz, inşallah büyük elçilikten falan kimse yoktur. Ondan sonra onları tedirgin edeceğim dedi. Çizdik ve hakikaten Rum... Burada var mı bilmiyorum. Ertesi gün nota verdiler. Savaş nedenidir diye. Evet, işte Yunanlılar kuşkulu. Onun için yani bu İstanbul Kanal girişimini ortaya atanlar hiç karşıma gelmesin.
Ben de çılgın projelerin alası var. Ama neyin yapılabileceğini, neyin yapılamayacağını biliyorum. Evet. Sağ olun. Artık bana çok süre verir bu alkıştan sonra. Bakın bitiriyorum. Bu tankerler deniyor. İstanbul Boğazı'nın tanker trafiğinin azaldığını biliyoruz zaten. Sayın Büyükşehir Başkanımız da ifade etti. Samsun Ceyhan boru hattını yap, zaten azalacak. E bir de burası var. Yani niye, bakın, Türk Akın projesi dün açıldı. Benzer şekilde şuradan Saros Körfezi'ne, şuraya. Bunu çizen benim şey, tam Yunan sınırına başımıza bela açacağım. Şuraya gelecekti. Buradan bir koy pipeline'ı, bitir işi. Evet, şimdi son paragrafım, kimsenin belki söylemediği Kanal İstanbul'la teknik bir hususu paylaşacağım. Sayın Profesör Murat Çekirge, şu anda City University of New York'ta hocamız, hazırladığı çalışmada kanal yahut İstanbul kanal girişiminde büyük bir risk olduğunu, bunu tabii çevreci hocalarımla tartışacağız. Ama paper'ı var, 44 sayfa bu. Karadeniz'in 100 metre altında suyun altına basınçla sıkışmış H2S, hidrojen sülfür zehiri, çürük yumurta gibi kokuyor. Ölümcül bir gaz ama enerji kaynağı. Doğru kullanılırsa enerji. Ama iki deniz arasında, Karadeniz ve Marmara, 30 santim seviye farkını biliyoruz. Su bütçesi iyi kontrol edilemeyip, hafızan Allah bu proje yapıldığını düşünelim. Bu gaz havaya kaçarsa sadece Türkiye değil, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, herkes ölecek dedi, diyor. Bunu da bu bilimsel şeyle bizle paylaştı. Bir de ayrıca bütün söylenenlere ilaveten böyle bir risk var. Evet, ben bitiriyorum. Son slayda geldik. Benim için İstanbul'un öncelikleri bunlar. Nüfusu sınırlamak, çürük ve çarpık yapılaşmayı dönüştürerek şehrimizi depreme hazırlamak ve İstanbul ulaşımını akıcı hale getirmek, ki benim onun için hazırladığım çemberler sistemi projesi var. O projede bu trafiği ben çözeceğimi iddia ediyorum. Çemberler sistemi, ki demin gösterdiğim denizden giden yol onun bir parçası. Bir de bilmiyorum burada atladı mı, ne oldu? 3 katlı tüp projesi var. Benim yine o. Bugün hep benim diyorum. Her şey senin mi? Tarkan'ın şarkısı vardı. Şimdi onu da açıklıyorlar. Gene benim bizden bahsetmeyecekler. Kız Odia, nerede Odia? Yok mu Odia? Onu da bir gösterip veda edelim. Burada atlandı mı o? Bakalım. Diyorum bu çok oynak bir makina. Evet, bakın bu proje ne diyor? 15 yıl önce çizmiştir. Bu makale yayınlanalı da 4-5 yıl oldu. Bakın bir sene sonra falan bu proje çıkacak. 3 katlı tünel, tüp diye. Söyledi zaten Sayın Cumhurbaşkanı vesaire bunu. Ama bu da bilin ki benimdir. Bu küçülü verdi. Diyorum oynak bir şey. Evet. O önceliğimi de İstanbul için söyledikten sonra veda saati geldi. Çok sevindi başkanım. İstanbul'u global ısınma ve iklim değişikliğine hazırlamak. Bu 4 ana başlıktır sorunumuz. Kanal, kanalizasyon değil. Ve son sözüm budur. İstanbul kanal girişimi bilimsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Sürdürülebilirlik lafı, son sözüm, nereden geldi? 1987'de Norveç eski başbakanı Gro Harlem Brundtland hanımefendi, Birleşmiş Milletler nezdinde bu komisyon çalıştı.
bu sürdürülebilirlik lafı geldi. Üç ana kriteri var. Diyor ki geleceğin bugünün gereksinmelerini geleceğin kaynaklarından kullanma. İki, kendi ihtiyaçlarını komşuların kaynaklarından kullanma. Üç, sorunları merkezden değil yerinde çöz. İstanbul Kanal girişimi bunların hiçbirine cevap vermiyor. Sürdürülebilir değildir ve bir megalomanik siyasi maddi bir rant projesidir. Ben arz ediyorum. Görüşüm budur. Beğenen beğenmeyen. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ama olsun. Çok bu keyifli ve uluslararası ölçekten başlayıp bölgesel ölçeğe inen, oradan kente inen projelere hatta inen sunum için çok çok teşekkür ediyoruz Ahmet Vefik Alp hocamıza. Şey konusunda bir daha bilgilendirme yapmak isterim konuşmacılar konusunda. Aslında her görüşten konuşmacının burada olması için gerçekten uğraştık. Çok az sayıda bulabildiğimiz kabul eden konuşmacılar son dakikaya gelince çekildiklerini açıkladılar. Nedenini bilemiyorum tabii. İnanın uğraştık, hatta yeğenime bile sordum. Motorla karşıya geçiyorsa belki bir fikri vardır diye. Amca ben Boğaz Köprüsü'nden geçiyorum dedi. Onun fikri yokmuş. Dolayısıyla gerçekten bulamadık, aradık şeyleri. Şimdi ulaştırma konusu deyince ulaştırma konusundaki değerlendirmeleri yapmak üzere Profesör Doktor Haluk Gerçi'ye konuşmasını rica ediyorum. O konudaki değerlendirmeleri. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bu sunumumda daha çok rakamlar üzerinden Kanal İstanbul'un chat raporunun bir değerlendirmesini yapacağım ve elbette ki kendi uzmanlık alanım olan ulaştırma ve biraz da lojistik açıdan bir değerlendirme olacak. Hakikaten oynak bir şey. Hocam haklısınız. Sunumun içeriği, önce projenin çok kısa bir tanımını yapmak istiyorum. Herkes biliyor gerçi ama ondan sonra bu projenin ana gerekçesi olarak gösterilen İstanbul'daki boğaz trafiğinin geçmişten bugüne nasıl değiştiğini ve ileriye doğru yapılan projeksiyonla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Tabii İstanbul Boğazı'ndaki kazalar yine Kanal İstanbul'un yapılması için gösterilen en önemli gerekçelerden bir tanesi. Kazaların istatistiksel olarak durumuna bakmak istiyorum. Kanalda gemilerin navigasyonu daha çok gemi mühendislerinin, gemi işletme mühendislerinin işi olsa da ulaşım açısından da birkaç bilgi vermekte yarar var diye düşündüm. Tabii inşaat mühendisliği olarak çok büyük kazı hacimlerinin olduğu bir projeyle karşı karşıyayız. Büyük miktarda kaya kazısı ve bununla birlikte buradan çıkan hafriyatın dolgulara taşınması sorunu var. Kanal yaptığınız zaman İstanbul'u böldüğünüz için bir peynirle keser gibi bu bölünen iki yaka arasına bir sürü ulaşım yapısı yapmanız gerekiyor. Köprüler, tüneller. Bunlardan söz edeceğim kısaca. Mevcut ulaşım yollarıyla kesişmeler ve geçiş köprülerinden örnekler vereceğim. Son olarak da kanalın etrafında düşünülen yeni nüfus ve istihdam projeksiyonları, benden sonraki değerli şehir plancısı konuşmacılar zaten bunları ayrıntılarıyla söyleyecekler. Ama bunların ulaşım açısından etkileri ne olabilir? Onunla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum ve bir de projenin mali çerçevesi olacak. Şimdi projenin amacı, chat raporunun girişinde sabah Sayın Başkan da söyledi, şöyle tanımlanıyor. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği artıyor, gemi boyutları da büyüyor. Tehlikeli kimyasal madde taşımaları da buna paralel olarak artıyor. İstanbul Boğazı'nı ve dünya mirası kent olan İstanbul'u korumak için İstanbul Boğazı'na alternatif bir güzergah oluşturmak zorunlu hale geldi. Bu yüzden de kanalı yapıyoruz diyorlar. Şimdi kanalın uzunluğu 45 kilometre, genişliği altta 275 metre en dar yerinde, derinlik 21 metre kadar,
güzergah bildiğiniz gibi Küçükçekmece Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü doğusunu izleyerek Çekmece'den Karadeniz'e bağlanıyor ve maliyet olarak da verilen rakam 20.7 milyar Amerikan doları. Tipik kanal enkesidi bu şekilde. Bu bir yamuk şeklinde gördüğünüz gibi. En alttaki taban genişliği 275 metre ama yukarıya doğru şevlerden ötürü yüzeyde suyun genişliği 360 metreyi buluyor minimum kesitte. En geniş kanal kesidi ise bağlanma yerinde. Buradaki en alttaki genişlik 440 metreye çıkıyor. Yüzey suyu genişliği ise 600 metreyi buluyor. Yani kesit sürekli aynı kalmıyor. Yer yer değişiklikler gösteriyor ama en tipik kesit yukarıdaki kesit. Şimdi Boğaz'daki gemi trafiği meselesi gerçekten artıyor mu söylendiği gibi? İstatistiksel olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün rakamlara baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Burada da zaten tablo ve grafikte gördüğünüz gibi toplam gemi trafiği 2007'den itibaren sürekli azalmakta. Yani aşağı yukarı yani tanker sayısına baktığınız zaman da toplamda bu toplam gemi trafiğinin %20'sini oluşturuyor. Yani tehlikeli kimyasal madde diyebileceğimiz maddeleri taşıyan gemiler. Ama sonuçta trafikte bir azalma var. Bu azalmanın burada yaklaşık olarak bakarsak 52 binlerden yani 2006 yılında 54 binken günümüzde artık 2018 yılında 44 binlere kadar düşmüş durumda. Bunun birkaç nedeni var tabii. Bunlardan bir tanesi petrol rezervleri zaman içerisinde azalıyor ve tanker geçişleri azalıyor. Rusya petrol ihracatını Baltık Denizi üzerindeki limanlara kaydırmaya başladı. Hepsini Boğaz üzerinden yapmıyor. Bir de iklim, maalesef iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi sonunda yeni gemiler için yeni geçiş olanakları açıldı. Kuzey Buz Denizi daha fazla kolayca kullanılabilir hale geldi. Tabii ki en önemli nedenlerinden bir tanesi de boru hattı projeleri. Yani Boğaz geçişlerine alternatif bir takım projeler var. İşte bir tanesini yeni TANAP gaz projesi yeni açıldı Putin'in de katılımıyla. Diğer başka petrol ve gaz taşıyan boru hattı projeleri de var. Bir de zaman içerisinde geminin boyutları artıyor. Gemi boyutları arttıkça da sayılar düşmüş oluyor tabii. Şimdi demek ki trafikle ilgili bir azalma söz konusu. Peki kazalar ne olmuş? Kaza istatistiklerine baktığımızda da kazalar da azalıyor. Yani İstanbul Boğazı'ndaki deniz kazaları 2010 tarihinden itibaren ciddi ölçüde azalma eğilimi göstermiş. Burada gördüğünüz gibi yıllar itibariyle kazalar da var. Ayrıca dönemler itibariyle 82-93 döneminde 340 kaza olmuş. 10 yıllık dönemde. 94-2003 arasında 266'ya düşmüş. 2004 ile 2018 arasındaki 14 yıllık dönemde ise 251'e düşmüş kaza sayısı. Tabii bunun en önemli nedeni Boğaz'daki gemi sirkülasyonunun kontrolünün daha çağdaş ve yüksek teknolojili bir sistemle yapılıyor hale gelmesi. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri denilen hizmetler 2003 tarihinde uygulanmaya başladı. Ayrıca Boğaz'da biliyorsunuz iki yönlü karşılaşmaya izin vermemek için 12 saat bir yönde, 12 saat diğer yönde olmak üzere gemi seyrine izin veriliyor. 300 metre uzunluktan daha fazla tekneler giremiyor Boğaz'a. 200 metrenin üstündeki tekneleri mutlaka remork ve kılavuz kaptan alması zorunluluğu gibi kurallar getirildi. Ve bu kuralların gelmesiyle birlikte de artık Boğaz'da eskiden tarihte gördüğümüz iki tane önemli büyük kaza vardır. Bir tanesi Independence tankerinin bir gemiyle çarpışması sonucu 1979'daki büyük kaza. Bir de 1994'te Güney Kıbrıs bandıralı iki geminin çarpıştığı bir kaza var. Ondan sonra büyük bir kaza da olmamış. Yani olan kazaların önemli bir kısmı kurallara uymama, kaptan almama, işte çarpışma şeklinde değil de oturma,
dümen bozulması gibi mekanik arızalardan kaynaklanıyor. O halde hem kazalar azalıyor hem de trafik azalıyor. Ama Kanal İstanbul'un ÇED raporunda gelecekte 2071 yılında boğazlardan geçen trafiğin 86 bin seviyesine çıkması öngörülmüş. Ve burada benim grafikte gösterdiğim gibi 2018'e kadar azalan trafik miktarının 2018'den sonra burada bir polinomla belirtildiği gibi sürekli olarak artacağı ifade ediliyor. Ve kanalın bütün gerekçesi de bu trafik artışına dayandırılıyor. Şimdi bu rapor 2018 tarihinde Kanal İstanbul Projesi Ön Yapılabilirlik Raporu adı altında Yüksel Proje'nin hazırladığı bir rapor. Ben bu raporu Ulaştırma Bakanlığı'ndan istedim. Vermediler. Çünkü TEMA'nın da bilim kurulundayım. TEMA için de hazırladığımız bir rapor için bu raporu görmek istediğimi söyledim. Bize bir yazılı olarak başvurun, biz bunu inceleyelim. İzin verip vermeyeceğimize karar veririz dediler ve yazılı başvurulmasına rağmen raporu bizimle paylaşmadılar. Şimdi bu trafiğin gördüğünüz gibi yani hiçbir bilimsel açıklama getirebilmek mümkün değil. Böyle bir azalan bir trafik var. Biraz ulaşım planlaması, trafik projeksiyonlarıyla çalışan arkadaşlar bu grafiğe baktıkları zaman bunun birdenbire nasıl böyle bir artışa girdiğini, bunun arkasındaki büyüme senaryolarının ya da kabullerinin ne olduğunu merak eder. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ama açık söylemek gerekirse bunun arkasında ciddi bir analiz olduğunu da düşünmüyorum. Zaten raporun paylaşılmama nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir. Yani birisi eline bir polinom çizecek bir cetvel alıp şöyle bunu bir arttıralım dese ancak böyle bir grafik çizebilir. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili tasarım gemisi, yani tasarım gemisi demek Kanal İstanbul'un mühendislik tasarımını yaparken üzerinden geçeceği kabul edilen gemiyle ilgili standartlar demek. İki tane tasarım gemisi kabul edilmiş. Bunlardan bir tanesi 275 metre boyunda, 48 metre genişliğinde, 17 metre su çekimi olan gemi, 145 deadweight tonluk. Diğeri de 350 metre boyunda, 49 metre genişliğinde, 16 metre su çekimi olan gemi. Su çekimi dediğimiz şey geminin su yüzeyi altında kalan salma kısmı. Yani bu iki gemi tipine göre ki bunların daha çok Süveyş kanalından geçen gemi tipleri esas alındığı ortaya çıkıyor. 18-19 metre su çekimli bir dökme yük gemisinin bu kanaldan geçmesi mümkün değil bu standartlara göre projelendirildiği için. Şimdi gemi navigasyonu açısından da baktığınızda gördüğünüz gibi 17 metre su çekimi olan tasarım gemisinin altında sadece 3 metre 75 santimlik bir derinlik kalıyor kanalda seyrederken. Bu derinlikte gemi seyredebilir mi? Seyredebilir. Ama başka bir olay daha var. Yine bildiğimiz Bernoulli kuralı, fizik kuralları nedeniyle gemi hareket ettiği zaman hız nedeniyle ön kısmı zaman içerisinde bir çökme yapıyor. Yani hız arttıkça bu çökmenin miktarı da artar. Buna İngilizce'de squatting deniyor. Türkçe'ye çökme diye çevirebiliriz. Yani özellikle de Karadeniz'den Marmara'ya doğru gelirken akıntı da 2 metre bölü saniye kabul edilmiş şeyde ÇED raporunda. Akıntının da etkisiyle yer yer 10 knotun üstüne çıkacak hızlar söz konusu olabilecek. Ve bu durumda hem bu geminin kontrolü mümkün olmayacak, çok zorlaşacak. Hem de bu çekme olayı nedeniyle bu 3.75 metrenin daha da aşağıya inmesi söz konusu. Yani geminin burnunun dibe oturması söz konusu. Şimdi bunlar hiç tartışılmıyor. Gerçi başka oturumlarda sanıyorum kılavuz kaptanlar bu konuda açıklama yapacaklar. Şimdi kazı miktarına gelelim inşaat mühendisliği olarak. Burada 70 metre kadar kalınlıkta olan kireç taşından oluşmuş bir kaya tabaka var. Bunlar önce patlayıcı maddelerle patlatılacak. Ondan sonra da kazı araçlarıyla kazılarak büyük devasa kamyonlara yüklenip dolgulara götürülecek. Kazı miktarının için Maden Mühendisler Odası'nın yaptığı bir çalışma var. Günde 70 ila 80 ton patlayıcı kullanılması gerekiyor. Bu patlayıcılardan kaynaklanan sismik titreşimlerin etkilerinin ne olabileceği, bunun depremi tetikleyip tetiklemeyeceği konusu benim konum değil. Bu konu sismoloji uzmanlarının ve depremcilerin tartışacağı, jeologların tartışacağı bir konu. Ama bir takım etkileri olabilir sonuç olarak.
Şimdi ÇED raporu diyor ki 1.1 milyar metreküp kazı yapılacak güzergah boyunca. Bunun 35 kilometresi toprak üzerinde yapılacak, karada yapılacak. Geri kalan 10 kilometrelik kısmı ise su ve deniz ve göl dibi taraması şeklinde. Ve 1.1 milyar metreküp kazı hesabının da doğru olmadığını, bu işi biraz bilen mühendisler basit bir kesit hesabı üzerinden hacim hesaplayarak yapabiliyorlar. Sayın Doğan Kantarcı'nın bir çalışması var. Kendisi burada mı bilmiyorum. İzliyor mu? Onun yaptığı bir çalışmada aslında kazı miktarının burada söylendiği gibi 1.3 milyar metreküp değil, 2.4 milyar metreküp olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bir kere kazılan toprak doğal zemindedir kazılmadan önce. Kazıldıktan sonra kabarır. Taşıma sırasında bu kabarmış zemini taşırsınız. Kabarma katsayısı burada 1.20 alınmış. Aslında bu tür bir zeminde, yani bu bahsedilen kireç taşından zeminde bu katsayının en az 1.40 alınması gerekiyor. Katsayıyı 1.40 aldığınız zaman, kesitleri de biraz önce gösterdiğim gibi tip kesit üzerinden hesapladığınız zaman kazı miktarının 2.4 milyar metreküp, yani 6 milyar tona çıkacağını öngörüyoruz. Yani neredeyse ÇED raporundaki kazı miktarının iki katı bir kazı söz konusu. Şimdi bu kazı için 4 yıllık bir süre öngörülmüş ve bu durumda eğer biz bu kazıyı 2.4 milyar metreküp kazıyı 4 yılda tamamlamak istersek yılda 600 milyon metreküp kazı yapmamız lazım. Günde de ortalama 2.2 milyon metreküp kazı yapılması gerekiyor. Yani bu bir şey, korku filmi gibi bir şey oluyor. Yani böyle bir şey nasıl mümkün olabilecek anlamıyorum. Hocam korku demişken son 5 dakika kaldı. Korktuğum tamam. için söylüyorum. Şimdi 2.2 milyon metreküp günde ÇED raporunun rakamı 850 bin metreküp. Yani onun 3 katına yakın bir kazı yapılması gerekiyor. Peki taşımaya gelelim. Bu kazdığınız toprağı nasıl taşıyacaksınız? Tabii bildiğimiz damperli kamyonlar buna yetmeyeceği için maden ocaklarında kullanılan, her biri 200 metreküp malzeme taşıyan devasa kamyonların kullanılması gerekecek. Ve bunlardan da 365 tane lazım diyor ÇED raporu. Şimdi bizim kazı miktarı, gerçek kazı miktarı raporda belirtilenin iki katı olduğuna göre ya bunu 8 senede bitirebileceksiniz ya da bu kamyon sayısını, ekskavatör sayısını raporda belirtilenin iki katına çıkarmanız gerekecek. Yani 365 kamyon değil, 700'ün üstünde kamyon çalıştırmanız gerekecek. Bu kamyonların yıllık yakıt tüketimi 400-549 bin ton. İnşaat sırasındaki sera gazı salımı 1.75 milyon ton karbondioksit eşdeğeri, işletme sırasındaki sera gazı salımı ise yılda 203 bin ton olacak. Şimdi bu kazdığı toprağı nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Yani 2.4 milyon, hadi diyelim onların hesabıyla 1.3 milyar metreküp kazı toprağını bertaraf etmek mümkün olmadığı için düşünmüşler, biz bunu Karadeniz kıyısına dolduralım demişler. 38 kilometre uzunluğunda bir kıyı dolgusuyla taşınacak bunlar. Karadeniz'in nasıl doldurulacağı konusu gerçekten çok tartışmalı bir konu. Karadeniz kuzey rüzgarlarına açık, oldukça sert bir deniz. Burada dolgu nasıl tutacak? İşte Karadeniz sahil yolunun başına gelenleri biliyoruz. Şiddetli bir fırtınada yolun bir kısmını alıp götürüyor dalgalar. Neyse, bu dolgunun teknik olarak yapılabileceğini düşünsek bile toplam dolgu alanı tam 55 milyon metrekareye ulaşacak. Bunun bir kısmını rekreasyon olarak kullanılacak, dolgu alanının bir kısmında da lojistik merkez yapmayı düşünüyorlar. Yapılacak ulaştırma yapılarına gelirse, burada gördüğünüz gibi yukarıda bir lojistik merkez ve konteyner limanı var, aşağıda bir tane konteyner limanı var. Ayrıca küçük bir tane de yat limanı yapılması düşünüyor deniz yapıları olarak. Burada dolgu alanlarının ve Marmara Konteyner Limanı ile ilgili bilgiler var. Zamanım kısaldığı için bunları hızla geçiyorum Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Lojistik merkezle ilgili yer seçimi de bu şekilde. Kanalın Karadeniz girişine tabii mendirek yapılması gerekiyor dalgalara karşı bu lojistik limanın korunması için. Dalga kıran planlanmış. Bu küçük çekmece yat limanı. Şimdi işin ilginç noktası, ulaştırma açısından İstanbul'u böyle böldüğünüz zaman 8 milyonluk bir parçayı ayırıyorsunuz. Bunu Trakya ile birleştirmek için
Üstüne tam 8 tane köprü yapmanız gerekiyor. Yani köprü derken ben basit köprü zannetmeyin. Her biri İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nden daha büyük köprüler. Biraz sonra ölçülerini vereceğim. Yani biri de demir yolu geçişi olacak bunların. 8 köprü yapılacak, 3 adet de metro hattı geçişi olacak burada. Bunun dışında BOTAŞ'ın ve İKTAŞ'ın boru hatlarını da kesiyor bu proje. Şimdi köprü geçişlerinden birkaç tane örnek vereceğim izninizle. Mesela Küçükçekmece Avcılar Eğik Askılı köprü geçişi. Bunun orta açıklığı 750 metre, kenar açıklıkları ise 660 ve 585 metre. Toplam uzunluğu 2 kilometre. Neredeyse Boğaz Köprüsü'nün iki katı uzunluğunda bir uzunluğu var bunun. Yani bunlardan 8 tane yapılacak. Düşünebiliyor musunuz? Genişliği 47 metre, deniz seviyesinden yükseklik de 72,5 metre ki altından gemiler geçebilsin. Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki köprü de gene onun kadar. 1,6 kilometre uzunluğunda. Orta ve kenar açıklıklar da burada gördüğünüz gibi. TEM otoyolu üzerine yapılacak, O3 üzerine yapılacak köprü 2,1 kilometre. 2 çarpı 3 şerit. Kule yüksekliği 220 metre. İşte bunlardan bir tanesinin boy kestiğini görüyorsunuz. TEM üzerine yapılacak köprü böyle bir köprü. Boğaz Köprüsü'nden bile büyük. Bunun kesidi de bu şekilde. Boğaz Köprüsü yani yeni adıyla 15 Temmuz Köprüsü'ne bakarsak orta açıklık 1000 metre, kenar açıklıklar Ortaköy ve Beylerbeyi viyadükleri 200 küsur metre. Öbürlerinin neredeyse yarısı kadar. Toplam uzunlukta 1575 metre. Yani Boğaz Köprüsü'nden daha büyük 8 tane köprü yapılacak. Bunların maliyetini, yapım süresini düşünebiliyor musunuz? Üstelik bu hafriyat kazısının bu damperli kamyonlarla taşınabilmesi için bu köprü geçişlerinin önceden bitirilmesi gerekiyor. Başka türlü taşıyamazlar. Yani nasıl olacak bunlar? Ben nüfus ve istihdamla ilgili fazla bir şey söyleyecek değilim. Zaten buradaki şehir plancısı hocalar bunlara değinecekler. Yalnız şu var, yani buradaki yerleşim alanı önce yaklaşık olarak BİMTAŞ'ın kendi yaptığı bir çalışma var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Burada 1.1 milyon nüfusun yerleşeceği öngörülmüş. Sonra yeni çıkan rezerv alan planında bunun 500 bin olduğu söylendi. Ama bu burada günde yaklaşık 3.4 milyon bir yolculuk anlamına geliyor. Hani denilebilir ki ya bu yolculuklar İstanbul'da yaşayan, başka tarafta yaşayan insanlar buraya geldiği için oradan buraya kalacak. Tabii buradaki bu nüfusun nereden geleceğini bilemiyoruz. Bu yeni nüfus da olabilir. Bir kısım nakil de olabilir. Bunu belki sizler şey yapacaksınız. Son olarak mali analizi söyleyeceğim. Projenin bedeli 20.7 milyar dolar. Tabii bu bedelin %60'ının hatta %60'ından fazlasını kazı maliyetleri oluşturacak. Şimdi eğer kazı miktarı burada gerçek rakamlarda olduğu gibi iki katına çıkarsa bu proje maliyetinin de %60 artması gerekiyor. Yani bu aslında 32-33 milyar doları bulacak bir proje. Bugünkü dolar kuru üzerinden hesap yaparsanız 180 milyar Türk lirası gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Zaten üzerine yani 2.4 milyar metreküp kazı yapılan ve üstünde Boğaz Köprüsü'nden büyük 8 tane büyük köprü yapılan, 2 tane konteyner limanı, bir de lojistik merkez yapılan bir projenin maliyetinin 180 milyar Türk lirasından ya da işte 30-40 milyar Türk lirasının altında olmasını beklemek ve bunun inşaat süresinin de 7 yılda biteceğini öngörmek gerçekten bilime, inşaat sektörüne, bütün gerçeklere, bütün bildiğimiz doğrulara aykırı bir durum. Sonuç olarak bu burada verdiğim rakamlardan gösteriliyor ki bu projenin gerekçesi yanlış. Kazalar azalıyor, tanker geçişleri azalıyor ve bu gerekçeyi oluşturan trafik projeksiyonunun bir temeli yok. İkincisi, bu enkesitten büyük gemileri geçirmek kesinlikle mümkün değil, seçilen tasarım gemileri nedeniyle. Üçüncüsü, burada kaza yapma olasılığı, Boğaz'da kaza yapma olasılığından ve etkileri açısından da çok daha fazla. Son olarak söyleyeceğim şey de, hepiniz gerçi biliyorsunuz ama bir kere de ben tekrar edeyim. Bu bir ulaşım ya da lojistik projesi değil. Oradaki arazinin gayrimenkulle doldurularak satışından elde edilecek gelire bağlanmış bir rant projesi. Zaten ÇED raporu da diyor ki proje maliyetinin yarısı yaklaşık olarak 10.5 milyar dolar gayrimenkul satışlarından elde edilecek diyor. Başka sözüm yok. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz. Hazır ulaşım konusu açılmışken bir iki ilave edeceğim, belediyenin içerisinde olduğum için bildiğim şeyler var. Kanal nedeniyle bu kanalı geçen metro projeleri de mecburen dibe batırılıyor. Yani kanalı geçen metro projeleri 47 metre derinden geçiyor. Tabii o derinliğe inmek için güzergah da kurp yarıçapları da büyüyor. Dolaşarak gitmek zorunda kalıyor. Bunun anlamı hem yapım aşamasında hem de işletme aşamasında. Çünkü biliyorsunuz bizim metrolarımız coğrafyamızdan dolayı istasyonlarımız derindedir. Bizim metro şirketimiz cer gücü dediğimiz yani trenleri çekmek için harcadığı elektriğin kat kat fazlasını istasyonları aydınlatmak ve havalandırmak için kullanır. Dolayısıyla hani düğme yanlış iliklendiği zaman nerelere kadar gideceğini gösteren de bir örnek. Hafriyat konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Bu 1.2 milyar metreküp İstanbul'un bir yılda, İstanbul'da, bütün İstanbul'da bir yılda yapılan hafriyatın toplam 50 katı. Yani şimdi büyüdüğü zaman, iki katına çıktığı zaman Türkçesi İstanbul'da 100 yılda yapılacak toplam hafriyat sadece kanal için yapılacak anlamına geliyor. Bu hani biraz daha boyutların ne ölçüde olduğunu görmemiz açısından ilave edeyim istedim. Çok, tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi işin planlama kısmına girmek istiyoruz yavaş yavaş. Planlama kısmında çok değerli iki konuşmacımız var. Hem 1/100.000 ölçekte hem de buradaki nüfus hareketleri açısından değerlendirmeler yapılacak. Önce Profesör Doktor Nurhan Gülersoy'u davet ediyorum. Buyurun hocam. Oturarak da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Ben oradan göremiyorum. Da. Tamam. Böyle buradan da göremiyorsunuz. Yok, yani biraz ben de göremiyorum. Tamam. Şey verebilirim. El mikrofonu verebilirim. Bizim burada ekranlarımız var. Birisinde slaytlar, birisinde de dakika düşüyor. İlk defa kronometreden uzak oturuyorum ben. Hep bana giden gelirdi kronometre. Evet, çok teşekkür ederim. Ben hocam, Haluk hocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Aslında bunun bir kanal projesi olmadığını, ulaşım projesi olarak da değerlendirilemeyeceğini, şu gördüğünüz planı gördüğümde daha önce de düşünüyordum ama daha kesinlikle kanaat getirdim. Ve sunumumun adını da içinde kanal geçen yeni şehir olarak koydum. Yeni şehir bu gördüğünüz yerleşmeye plan raporunda verilen isim. Kendileri yeni şehir diyorlar. Aslında dünyadaki kanallara baktığımız zaman bu anlamdaki kanallara hiçbirinin etrafında böyle bir yerleşme düşünmemişler. Ama başka örnekler var, turistik yerleşmeler filan gibi. Güney Fransa'da Port Grimaud mesela, içinden kanallar geçiyor, yatlar için kullanılıyor. Bu da biraz bana doğrusu içinden kanal geçen ama esas amacı yerleşme olan bir proje gibi göründü. Çünkü sadece konut da değil, bir yerleşmede olması gereken bütün işlevleri de içeriyor. Biraz acemice de olsa, biraz hızlı yapılmış gibi de görünse, bir yerleşme projesi aslında. Evet, ben sunumumda önce bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Genel değerlendirmeler. Daha sonra da bugün hala yürürlükte görülen Nazım Plan'ın değiştirildiği konularla ilgili biraz konuşacağım. Son olarak da biraz bu plana da değinmeye çalışacağım. Sayın Başkan'ın izin verdiği oranda. Pozitif evet. Ayrımcılık yapacağız bu sefer. Teşekkür ederim. İstanbul'da son yıllarda çok az dünya kentinde görülen hızlı bir kentsel gelişme ve değişme süreci yaşıyoruz. Gerek Avrupa'da
Avrupa, bunu nasıl basıyorum? Eyvah. Pardon. Geri de gidebilir. Evet. Evet. Gerek Avrupa ülkeleri içinde, gerek çevre ülkelerde, gerekse dünyadaki diğer büyük metropoliten kentler arasında kendine has kentsel özellikler gösteren İstanbul, çok özel bir coğrafi konumda bulunuyor. Eşsiz doğal değerlere, çok zengin tarihsel, kültürel ve mimari mirasa sahip ayrıcalıklı bir kent. Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğu gibi üç evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış. Yakın dönemde Yenikapı'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bulgularda İstanbul tarihinin 8500 yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor. Buradan bir değerlendirme yapmak gerekirse, İstanbul çok özel bir coğrafi konumda, çok zengin doğal, tarihsel, kültürel mirasa sahip ve yaşamsal önemi olan bu mirasın titizlikle korunması gerekir. Buna herhalde karşı çıkan kimse olmaz diye düşünüyorum. Oynak hocam, oynak. Valla ben nasıl oluyor bilmiyorum. Şuna basıyorum. Ha, buna mı? Peki. 2018 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemin verilerine göre yaklaşık 15 milyon 67 bin 724 kişi olarak belirlenen İstanbul, yine aynı sayıma göre yaklaşık 82 milyon olan ülke nüfusunun %18'ini barındırıyor. Yüzey suları da dahil olmak üzere 5400 kilometre karelik bir alana yayılan yüz ölçümüyle Türkiye'nin 7%'sini kapsıyor. İstanbul kilometre kareye düşen 2790 kişiyle Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il. Hocam zannediyorum duyulmuyor, mikrofona biraz yaklaşabilirseniz. Peki. İstanbul'da Türkiye'nin toplam çalışan nüfusunun %32'sine istihdam olanağı yaratılıyor ve toplam ticaret hacminin %55'i, toplam turizm gelirlerinin %25'i, toplam dış ticaretin %43'ü İstanbul'da yapılıyor. Türkiye'deki 206 üniversitenin 57'si İstanbul'da, 77 vakıf üniversitesinin de 44'ü yine İstanbul'da. Bir değerlendirme daha yaparsak, İstanbul'un mekansal yapısındaki olumlu olumsuz gelişmelerden ve sosyoekonomik sonuçlardan yalnız İstanbul değil, tüm Türkiye etkileniyor. Bulgaristan, Yunanistan, Güneydoğu Avrupa, ama bu geriye geldi hocam, sizin dediğinize basınca soldakine basmak gerekiyor. Evet, Bulgaristan, Yunanistan gibi Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yakın komşuluğunda bulunması, Karadeniz'e açılan kapısı olması, Rusya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerle, Orta Doğu, Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas, Libya gibi, Lübnan, Suriye gibi ülkelerle bölgesel, ekonomik ve kültürel, hatta politik ilişkiler içine girmesi de Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu daha da öne çıkarıyor. Dolayısıyla İstanbul'un da. Son yıllarda merkezi yöneticiler, kamu ve özel sektör yatırımcıları İstanbul'u doğal, tarihi, mimari, kültürel özellikleri, turistik potansiyelleri yanında stratejik konumu ve gayrimenkul ve inşaat sektörüne dayalı ekonomik kaynaklarıyla da değerlendirmeye ve dünya pazarına açmaya çalışıyorlar. Buradan da bir değerlendirme yaparsak, İstanbul, finans ve servis, lojistik, iletişim, ulaşım, altyapı, turizm ve kültür konularında Avrasya'nın merkezi olma iddiasını taşıyor. Bir değerlendirme daha yapmak için, İstanbul'un Avrupa, Asya, Orta Doğu, Eski Doğu Avrupa bloku ülkelerinin
inovasyon temelli teknoloji ve iş merkezi, bölgesel finans ve servis merkezi olarak tanınması, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli finans kuruluşları, bankalar, sigorta şirketleri, reklam şirketleri, gayrimenkul sektörü ve diğer servisler için çekici bir yatırım alanı olarak görülmesine ve tercih edilmesine neden oluyor. Lojistik yönden bakılınca İstanbul'un Türkiye'nin Asya ve Avrupa'ya açılan ticaret kapısı olması, ulaşım, iletişim ve altyapı yönünden kente büyük önem kazandırıyor. Buradan da bir değerlendirme yapmak istersek yine İstanbul, Avrupa, Asya, Orta Doğu, eski Doğu Avrupa bloku ülkeleri, Arap ülkeleri için finansal girişimler özellikle de gayrimenkul yatırımları yönünden çekici özelliklere sahip bir kent olma yolunda ilerlemektedir. İşte bütün bu tespitler aslında bizi sonunda bu projenin nedenine götürecek diye düşünüyorum. Yeryüzünde iki kıta üzerine kurulmuş bir kent olan İstanbul, Boğaz, Haliç, Marmara ve Karadeniz'le çevrelenmiş özel kara parçaları üzerinde geliştiğini biliyoruz. İstanbul Boğazı ile ayrılmış olan iki yarımada üzerinde platolar, üç yöndeki Karadeniz, Marmara ve Boğaz'a dökülen akarsu vadileriyle parçalanıyor. Bu derin vadiler İstanbul'un yapısını şekillendiriyor. İstanbul Boğazı biyolojik, fizyolojik, coğrafi, hidrolojik ve oşinografik özellikleriyle Karadeniz ve Akdeniz arasında kendine özgü bir ekolojik çevre oluşturuyor. Buradaki değerlendirmede de İstanbul Boğazı ve çevresi coğrafi, biyolojik, fizyografik, hidrolojik ve oşinografik özellikleriyle Karadeniz ve Akdeniz arasında kendine özgü bir ekolojik çevre oluşturuyor ve bu çevrenin kesinlikle tahrip edilmemesi gerekiyor. Su havzaları da çok önemli. İstanbul metropoliten alanında doğal varlıklar olarak büyük önem taşıyan 7 adet su havzası olduğunu biliyoruz. Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy, Sazlıdere, Elmalı ve Ömerli. Tüm su havzaları gibi kentin kuzeyinde yer alan su havzaları da kentsel gelişme bakımından her türlü tehdide karşı korunması gereken doğal alanlardır ve kent makroformunun şekillenmesinde başlıca kısıtları oluşturmaktadır. Mevcut 7 adet içme suyu havzasının TEM otoyolunun 1. 2. köprülerden sonra da hızla tehdit altında olduklarını biliyoruz. Bu değerlendirmede, bütün bu değerlendirmeyi dediğim gibi kanala taraftar olmak ya da taraftar olmamak gibi değil de neden kanal yapılmak isteniyor ya da neden yapılmaması gerekir onlara temel oluşturmak için söylüyorum. Evet, bu değerlendirmede de kentlinin bugünkü temiz su ihtiyacını karşılayan İstanbul'un önemli su havzalarının alternatifleri geliştirilinceye kadar korunması İstanbullular için yaşamsal bir zorunluluktur. Planlama çalışmalarında temel alınması gereken bir diğer ilke de İstanbul için kentin kuzey bölgesinde yer alan orman alanlarının ve batı bölgesinde yer alan verimli tarım topraklarının korunması. Orman alanları ve tarım alanları İstanbul'un sağlıklı gelişimi yönünde mutlaka korunmalı. Hava, su, toprak kirliliğinin önlenmesi açısından çok önemli ve korunması gerekli. Son değerlendirmede İstanbul'da
özellikle nüfus ve ekonomi alanındaki hızlı büyüme, gayrimenkul sektörü yoluyla ekonomiyi geliştirme çabaları, kentin mekansal yapısını, kentsel gelişmesini de önemli ölçüde etkiliyor, değiştiriyor ve yaşam kaynaklarını yok ediyor. Gayrimenkul sektörü yoluyla ekonomiyi geliştirme çabaları iyi araştırılmış ve doğru tasarlanmış bir planlamaya dayanmazsa İstanbul'un yaşam kaynaklarını, İstanbullunun yaşamını olumsuz etkiler. Bu son derece açık. Evet, şimdi bu yeşil yaşam kaynaklarından bazı görseller görelim. Sazlı Dere, Terkos, yine Duru Göl, tehdit altında olan Terkos, Ali Beyköy. Evet. Şimdi de izin verirseniz 1/100.000 ölçekli plandan biraz söz etmek istiyorum. Şu anda hala yürürlükte olan. Bir bölü 100.000 planının amacı, bu yine biraz hızla gitti. Evet, planın amacı İstanbul'a sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleriyle özdeşleşen, kentin öncelikle kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan, çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini mekana yansıtarak yaşam kalitesini yükselten, ekonomik yapısını bilim ve teknolojiye dayalı, ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dönüştüren, etkin ve katılımcı bir kent yönetimi ve yönetişimi yapılandırılmasında kurumsal ve mekansal planların verimli bir araç olarak kullanan küresel ölçekte bir kent statüsü kazandırmak olarak tanımlanıyor. Bu plan hala yürürlükte, biliyorsunuz. Şu anda maalesef bu durumda değil. Özellikle kuzeydeki yeşil alanlar, havaalanı ve köprü yollarıyla bir hayli tahrip olmuş durumda. Doğal çevreyle uyumlu, doğal ve yapay risklere karşı güçlü bir kentsel, bölgesel sistemin kurulması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kentsel hizmet maliyetlerini düşürecek işlevsel ve mekansal rasyonalizasyonlara giderek ekonomik çeşitlilik düzeyinin arttırılması. Hocam, 5 dakika kaldı ama söylemiyorum. Tamam. Pozitif ayrımcılık yapıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Mekansal gelişmenin kültürel mirasa saygılı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten doğal ve kültürel çevreyle uyumlu olması en önemli hedeflerden biri. Bu plan nasıl değişti yavaş yavaş? Önce 3. köprüyle değişti. 15 Haziran 2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planında yer almayan 3. köprü, 1/25.000 ölçekli İstanbul ili Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı adı verilen ve sadece hali hazır harita üzerine yol güzergahının işlendiği bir planla kesinleşti. Bu bizim bildiğimiz plan değişim ilkelerine aykırı bir tutum. Bu değişiklikle birlikte, bağlantı yollarıyla birlikte Avrupa yakasında 1416 hektar, Anadolu yakasında 1126 hektar olmak üzere 2542 hektar orman yok oldu. Daha
sonra 1/100.000 çevre düzeni planının onay tarihinden sonraki süreçte İstanbul ile Avrupa yakasında yer alan alanda Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirildi ve 6306 sayılı kanun kapsamında burası her nasılsa nerenin rezerve olduğu da belli olmadan afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim olarak kullanılmak amacıyla bakanlık makam oluruyla rezerv yapı adası alanı ilan edildi. Ve bu yeni yerleşim alanına da çevredeki diğer fonksiyonlarla birlikte Yenişehir adı verildi. Yenişehir alanı içinde İstanbul 3. Havalimanı projesine ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmündeki kararname ile 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve 3194 sayılı imar kanununun 9. maddesi uyarınca bakanlık makamının oluruyla resmen onaylandı. Yani bizim havaalanımız bugün rezerv yapı alanı içinde ve depreme karşı önlem alınacak alan olarak, daha doğrusu deprem tehlikesi altındaki yerlerin de yaşayanların taşınabileceği bir yer olarak tarif edilen rezerv alan içinde. 3. havalimanı ormanlardan 7650 hektar ayrılmış. Bu hektarın 6170 bu alanın 6172 hektarı orman, 660 hektarı göl, 236 hektarı mera, 60 hektarı kuru tarım, 2 hektarı fundalık, 189 hektarı özel mülkiyet arazisi. Hani demiştik ya, doğal alanların mutlaka korunması gerekir diye. Evet, yok olan orman alanlarından. Son olarak bunu belki Pınar daha ayrıntıyla anlatır. Ben zamanımı çok da şey yapmak istemiyorum. Aslında bu planın plan raporuna baktığımız zaman planın amacı, planın hedefleri son derece koruyucu bir yaklaşımla ele alınmış. Sürdürülebilirlikten filan söz ediyor. Ancak planın kendisine baktığımızda ne amaçla ne de konan hedeflerle pek ilişki kurulmamış görünüyor. Bu planın amacında da sahip olduğu su yolu ve dünyanın en büyük havalimanı projeleriyle özdeşleşen ve bütünleşen, öncelikle turizm potansiyelinin ön plana çıkarıldığı çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini mekana yansıtarak yaşam kalitesini yükselten, İstanbul genelinde gerçekleşen deprem odaklı kentsel dönüşümlere büyük bir ivme kazandıran, bilim ve teknolojiye dayalı, ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dayanan, küresel ölçekte güçlü, yeni açılımlar getiren, yaşam kalitesi yüksek, yeni bir şehir oluşturmak. Havaalanının hemen dibinde yaşam kalitesi o gürültüyle nasıl oluyor, onu da anlayabilmiş değilim. Ama raporda gürültünün de gerçek bir problem olduğunu da yazmışlar. Evet, birinci resimde rezerv alan ilan edilen bölgenin sınırını görüyoruz. Üçüncü resimde de tarım alanlarını görüyoruz. Mutlak tarım alanı, kuru tarım alanı gibi, ama hepsi ve mera alanları, hepsi önemli tarım alanları. Evet, planlama ilkelerinin de ilkeler olarak belki hepsine katılabiliriz,
Ama bu ilkeler değil yaptıkları planda uyguladıkları. Bunları geçiyorum. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Plan, temel planlama ilkelerine uygun olmadığı gibi ana plana, 2009 tarihli plana da kendi ilkelerine de uygun çözümler içermiyor ve çoğuyla da çelişiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında 2006 yılında onaylanan ve bir bütünlük içerisinde yüzlerce akademisyenin, uzmanın işbirliğiyle hazırlanan planın adım adım nasıl delindiğini, yukarıdan gelen bireysel politikalarla, bireysel projelerle diyeyim daha doğrusu, belki proje demek bile doğru değil, nasıl delindiğini izledik. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Profesör Doktor Sayın Pelin Giritlioğlu'ndan doçent. Bir pardon, doçent doktor Pelin. Bu açık mıdır bilmiyorum ama bunu kullanabilir miyim? Açık. Oynak. Yine planlama konusunda bir değerlendirme dinleyeceğiz. Buyurun. Evet, ben izninizle ayakta anlatmak istiyorum. Aslında Nurhan Hocam'la çok benzer konulardan bahsettik ama aslında bazı şeylerin belki de tekrar edilmesinde hep fayda var. Ben de götüremedim. Şimdi aslında farklı alanlardan gelenler var, bölgeyi hiç bilmeyenler var. O yüzden de ben önce çok kısaca nereden bahsediyoruz ona değinmek istiyorum. Güneyden kuzeye doğru baktığımızda 10-15 kilometrelik bölümlere ayırdığımızda yerleşim alanları, tarım alanları ve orman alanlarından oluşan dilimler karşımıza çıkıyor. Terkoz Gölü etrafında orman dokusunun olduğu bir yerden bahsediyoruz kuzeyde. Güneyde Büyükçekmece Gölü var, tarım alanları var, gene yerleşim alanları var. Ve Küçükçekmece Gölü'nde kuzeye hariç olmak üzere de bazı yerleşim alanlarının olduğunu biliyoruz. Bu alan 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet riskini bertaraf etmek üzere rezerv alan olarak ilan ediliyor. Ne demek bu? Biz bir afet olduğunda, yani olası bir afet durumunda ne yapacağız? Burayı kullanacağız. Onun için de burayı korumak durumundayız. Rezerv alanın anlamı aslında bu. Bu bölge nasıl bir bölge? İçinde bütün bu temel yaşam alanlarının yanı sıra doğal, kentsel, arkeolojik sit alanlarını barındıran bir alan. Yani aslında hassas bir bölgeden bahsediyoruz. Belki de İstanbul'un en hassas bölgelerini içinde barındıran bir alandan bahsediyoruz. Alanı kapsayan mahallelere baktığımızda 580 bin nüfusu var ama planlama alanı içinde yaklaşık 172 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Buralarda ormancılıkla, tarımla, hayvancılıkla uğraşanlar ve bir kısımda sanayiyle uğraşanlar var. Şimdi planlama alanının neredeyse 33.500 hektarı yerleşim alanı olarak görünüyor. 2954 hektarda göl alanı bulunuyor ve bu alanın %36'sı planlı alan, %60'ı planlı olmayan alanlar ve bir de Küçükçekmece göl alanı var. Tekrar yanlış gitti. Daha önce de 4 ilçeyi içine alıyordu bu plan ama daha sonra çıkan ÇED raporuna baktığımızda daha fazla ilçeyi kapsadığını görüyoruz. Şimdi neler yapılıyor bunu plan raporu söylüyor. Konut, resmi kurum, ticaret, sanayi siteleri, teknoparklar, üniversiteler, gümrükler, lojistik tesisleri, kongre ve fuar alanları, işte kamp alanları, hastaneler gibi çok sayıda fonksiyonu içinde barındıracak bir alan olarak planlanıyor. 4 bölgeden oluşan bir yeni şehir hayali var bu projenin içinde. Bunlardan bir tanesi ekoloji ve teknoloji bölgesi, bir tanesi gelişme, konut ve ticaret bölgesi, bir tanesi turizm ve dönüşüm bölgesi, bir tanesi de ulusal ve uluslararası lojistik bölgesi olarak planlanıyor. Süreci hızlı geçeceğim, hocam anlattı. 2012'de başlayan bir süreç söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet riski altındaki alanlarla ilgili olarak yetkilendiriliyor. Rezerv alan olarak ilan ediliyor. Rezerv alan sınırları daha sonradan değiştiriliyor.
bir torba kasa yasa çıkıyor ve imar kanunu su yolu tanımı geliyor. Ve önemli bir gelişme olarak 2016'da bir torba yasayla, burada biz bunu zaten böyle mega bir projenin parçası olduğunu, bir bütünün parçası olduğunu da buradan görüyoruz. Kanal İstanbul, 3. köprü ve 3. havalimanı ve aynı zamanda otoyollar gibi bütün mega projeler için finansman sağlamak üzere bir sürü kanunu bertaraf ederek, bunları dikkate almayarak faaliyet gösterme yetkisinde bulunan bir Türkiye Varlık Yönetimi anonim şirketi kuruluyor ve şirketin sermayesi de özelleştirme fonundan sağlanıyor. 2018 yılında hatırlayanlarınız vardır, bir ön chat başvuru toplantısı yapılıyor. Halkın katılımı toplantısı adında. Halkın katılamadığı bir toplantı gerçekleştiriliyor. Çok az bir kesim içeriği alınıyor, gerisi toplantıya alınmıyor. Dolayısıyla aslında halk da bu anlamda demokratik haklarını kullanarak bir söz söyleyemiyor. Bunun arkasından 23 Aralık'ta çok yeni bir gelişme olarak Kanal İstanbul'un ÇED raporu onaylanıyor. İtiraz süreçleri başlıyor. Daha itiraz süreçleri bitmeden hemen bu sürecin arkasından 1/100.000 plan değişikliği askıya çıkıyor. Şimdi birazdan bu plan değişikliğine geleceğiz ve 100.000 ölçekli planla, yani İstanbul'un kent anayasası dediğimiz planla karşılaştıracağız. Ama bu plan, yani Kanal İstanbul planı nereleri etkileyecek, nereleri zarar görecek diye baktığımızda 3 bölge altında bunlardan bahsedebiliyoruz. Köyler var, çiftlik alanları var. Çok sayıda çiftlik alanı da var bu arazilerde, eski çiftlik alanları. Bütün bu alanlar, birçok köy zarar görecek. Ya sadece 8 tane orman köyü bu niteliğini kaybedecek bu projeyle ve bazı köylerin de kanal kazı alanında kalacağını biliyoruz. Burada bunları birincil derecede etkilenenleri ben koymaya çalıştım. Ama bunun dışında daha birçok alan etkileniyor bu projeden. İkincisi, Terkos-Haliç-Çekmece ekolojik koridoru dediğimiz bölge. Ne var burada? İşte su havzaları var, kuş göç yolları var. Hatırlarsanız havalimanı için bir medya mensubu açıklama yaptı. Dedi ki kusura bakmasın, kuşlar da artık bundan sonra buradan geçmemeleri gerektiğini öğrenecek dedi. Bu anlayış ÇED raporunun içinde de var. Şeyler için, sucul hayvanlar için, balıklar için Küçükçekmece Gölü'nün bir kısmını adres gösteriyor ve diyor ki burada yaşayacaklar bundan sonra. Yani bu plan aslında doğaya adres gösteren bir plan. Doğaya adres gösteremezsiniz bir plan vasıtasıyla. Üçüncüsü de Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sazlıdere havzaları, yani kentin temel yaşam kaynaklarını barındıran alanlar. Yani biz buna baktığımızda, hocalarım da söyledi, aslında kentin su hakkını, bölgenin su hakkını gasp eden, kamusal hakları gasp eden bir proje olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Su, yani bundan daha ötesi yok. Temel yaşam kaynağımız. Şimdi 100.000 plan değişikliği raporu gerekçesine bakıyoruz. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti su yollarını ve lojistik sektörünü güçlendirecek, İstanbul Yeni Havalimanı gibi büyük projelerle entegre olacak, İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü hafifleterek buradan tehlikeli madde taşıyan tankerlerden dolayı olası bir felaketi önleyecek yeni bir su yolu projesini hayata geçirmek istemektedir diyor. Bu plan değişikliği raporunun gerekçesinde. Ne görüyoruz biz burada? Boğaz'daki gemi geçişinin risklerini ortadan kaldırmak istiyor. Anladığımız bu. Ve su yollarını da güçlendirecek bir proje. Peki biz burada şunu soruyoruz. Yani bunu biz uzun zamandır soruyoruz. Bu proje, yani Kanal İstanbul projesi enine ve boyuna baktığımızda yaklaşık işte 245 kilometre 245 metre boyu var. 45 kilometre boyu var. Boğaz'a baktığımızda en dar yeri 680 kilometre, boyuna baktığımızda 35 kilometre. Yani aslında çok daha geniş ve çok daha kısa bir kanal İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nda alamadığınız hangi güvenlik gerekçe tedbirlerini bu daha dar ve daha uzun su yolunda alacaksınız sorusunu soruyoruz ve bunun cevabını alamıyoruz. İstanbul Boğazı'nda hocalarım da söyledi, en son büyük kaza 1994 yılında olmuş. Ondan sonra büyük bir kaza yok. Çünkü güvenlik önlemleri sürekli artırılıyor, teknoloji ilerliyor. Gemi geçişleri 2007'den bu yana sürekli düşüyor. Ve gemi kazaları da aslında son derece azalmış durumda.
Burada hangi güvenlik önlemlerinin alınacağı da ne ÇED raporunda ne de plan raporunda vardır. Dolayısıyla aslında bu projenin dayanağı olan, gerekçesi olan gemi kazalarını önleme gerekçesi tamamen düşmüştür, yok hükmündedir. Yine 100 bin plan değişikliği raporunun gerekçesine baktığımızda çok net bir şekilde şunu söylüyor. Bu bir ulaştırma projesi değil diyor sadece. Onun yanında bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam, ya aklınıza ne gelirse hepsi aslında içinde olan bir proje. Bu bir gayrimenkul projesi aynı zamanda. Biz buradan bunu görüyoruz. Bu bir inşaat projesi, inşaat sektörüne ve yatırımcılara hizmet eden bir proje. Bunu çok net bir şekilde burada söylüyor. Şimdi gene 100 bin plan değişikliği raporundaki ilkelere baktığımız zaman mesela diyor ki güçlü bir kentsel bölge sistemi oluşturulacak ki doğal ve yapay riskler ortadan kalksın. Ama biz Kanal İstanbul'u incelediğimizde aksine bu projenin başlı başına sadece kendisinin yeni doğal ve yapay riskler ürettiğini görüyoruz. Çok büyük riskler üretiyor. Nasıl üretiyor? Örneğin 3 tane canlı afet deprem fay hattının üzerine koyuyor. Yani deprem riski olan bir yere getiriyor. 500 bin nüfus diyor ama neredeyse biz burada 2 milyon nüfusun, belki daha fazla nüfusun yaşayacağını biliyoruz. 2 milyon nüfusu 3 tane canlı fay hattının üzerine yerleştiriyor. Yani kendisi riskler üretiyor. İşte kanalın içinden geçirmeyi planladığı gemilerle çok büyük yeni riskleri beraberinde getiriyor. Ekolojik riskleri ayrıca zaten söyleyeceğim. Yani kendisi aslında risk üreten bir proje bu. Yaşam kalitesini yükseltilmesinden bahsediyor. Yaşam kalitesini yükseltilmesine yönelik en ufak bir madde ne ÇED raporunda bahsedilmektedir ne de plan raporunun kendisinde bahsedilmektedir. Aksine işte 4 ila 7 yıl sürecek bir projede hafriyatın etkileriyle ortaya çıkacak tozların, partiküllerin, moleküllerin, asbest riskinin etkisiyle, gürültünün etkisiyle bölgede yaşayanların yaşam kalitesi çok uzun bir zaman boyunca düşürülecektir. Ondan sonrası için de aslında bir yaşam kalitesi öngörmüyor bu proje. Yani düşünsenize siz orada arsaları aldınız, yerleştiniz, önünüzden tankerler geçiyor, kafanızdan uçaklar iniyor filan. Böyle bir riskin altında yaşam sürdürmeye çalışıyorsunuz. Yaşam kalitesinin altını dolduran bileşenlerde bunlar yoktur. Dolayısıyla yaşam kalitesini de yükseltemez bu proje. Kentsel hizmet maliyetlerini düşürecek ilkeler koyuyor. Aksine burada yapılacak 8 tane köprüyle biz cebimizden geçmediğimiz o köprülerin de parasını ödeyeceğiz. Diğer kentsel hizmetleri konuşmuyorum bile, sadece köprülerden örnek veriyorum. Dolayısıyla aslında buradaki ilkeleri de 100 bin plan değişikliğinin doğru değil, yalan söylüyor bize. Peki neden kabul edilemez diye baktığımızda aslında birçok boyutuyla bu projenin kabul edilemeyeceğini biz ortaya koyabiliyoruz. Bunlardan birincisi planlama ilke ve esasları açısından, ikincisi doğal ve kültürel varlıkların korunması açısından, üçüncüsü ekolojik açıdan, dördüncüsü katılım boyutuyla, beşincisi uluslararası boyutuyla, altıncısı güvenlik boyutuyla ve bunların hepsini kapsayan bir kamu yararı boyutuyla baktığımızda Kanal İstanbul projesinin kabul edilemeyeceğini iddia ediyoruz biz. Yine bilmeyenler için söyleyelim, 2009 yılında İstanbul'un üst ölçekli planı onaylandı. Hangi plan bu? İşte İstanbul İl Çevre Düzeni Planı. Bu plan ne yapar? İstanbul'un kent anayasası diyoruz. İstanbul'un üst ölçekli planıdır ve İstanbul'un geleceğe yönelik olarak tüm yatırım kararlarını, projelerini bu planın üzerinde görürsünüz. Ve çok büyük bir ihtiyaç olmadığı sürece üst ölçekli planın kararları değiştirilemez. Bu bir ilkedir. Ama biz ne yaptık? Bu çevre düzeni planı yokmuşçasına bunun üzerine birçok mega projeyi sonradan getirdik. Neleri getirdik? Mesela 3. köprü projesini getirdik. Arkasından 3. havalimanı projesini getirdik. Avrasya'yı getirdik. Marmara'yı getirdik. Bunların hepsi üst ölçekli plana sonradan işlenen projelerdir. Yani aslında hukuka uygun işlememiştir süreç. Biz bunun aynısını Kanal İstanbul sürecinde de görüyoruz. Kanal İstanbul projesi de 100 bin ölçekli planın hedefleri arasında olmayan bir mega projedir ve dediğim gibi havalimanı projesiyle, 3. köprü projesiyle bir bütündür. Ve sadece İstanbul'un sorunu da değildir. Yani biz Yakanalya İstanbul diyoruz ama aslında bütün Trakya bölgesini ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri de etkileyen, yani hem ulusal hem uluslararası hem de yerel boyutu olan çok büyük etki alanına sahip bir projeden bahsediyoruz burada. Mesela
100 bin ölçekli planın hedeflerinden sadece ben 3. hedefi aldım. Ne diyor? İstanbul'un mekansal gelişimini çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik doğrultusunda kentsel işlevsel bütünleşmeyi sağlamak diyor. İşte ekosistemlere duyarlı gelişim diyor, afetlere karşı duyarlı gelişim diyor. Ulaşım kararlarının plan kararlarıyla uyumlu olması gerektiğini söylüyor. İklim değişikliği dikkate alınmalı diyor. Ama bakalım 100 ölçekli plan bunları söylüyor ama 100 bin ölçekli plan değişikliği yani Kanal İstanbul'un bunu yapıyor mu? Tam aksine çevre düzeni planı kuzeydeki hassas ekosistemleri koruyun derken Kanal İstanbul ne yapıyor? Bütün bu kuzey bölgesi üzerine çok ciddi bir kentsel gelişme baskısı getiriyor. 100 bin ölçekli plan afet risklerini dikkate alarak plan kararlarını üretin diyor. Kanal İstanbul rezerv alanı üzerine işte canlı hayatlarının üzerine milyonlarca nüfusu yığıyor. İşte içme suyu kuşakları havzalarını koruyun diyor. Kanal İstanbul su havzalarını yani İstanbul'un kendi kaynaklarını tüketiyor. 13 tane derinin akış rejimini değiştiriyor. Ondan sonra gidiyor Melen'den su almaya kalkıyor. Ve başka bir bölgenin de aslında su hakkını gasp ediyor. Kendi kaynakları varken bunları tüketen başka bir proje yoktur dünya üzerinde. Herhalde tektir bu anlamda. Kentin iki yakasında nüfus ve istihdam dengesi derken 100 bin ölçekli plan, Kanal İstanbul buradaki bütün bu nüfus ve istihdam dengesini alt üst etmeyi hedefliyor. İşte sanayi alanlarından arındırılmasından bahsediyor Temin Kuzey'inin. Bu Kanal İstanbul ise bütün bu diğer mega projelerle birlikte bütün bu bölgede yoğun baskılara sebep oluyor. Ve karayolu odaklı bir ulaşımın baskısını da beraberinde getiriyor. Halbuki 100 bin ölçekli plan raylı sistemi öngörür. Burada sadece bir raylı sistem hattı öngörülmüştür Kanal İstanbul projesinde ama büyük ölçekte karayolu odaklı bir ulaşım baskısını getirmektedir. Bakın mesela bu önemli bir şey. Büyükçekmece, Terkos, Küçükçekmece, Terkos, Haliç, Terkos arası, Ömerli Barajı, Riva Deltası arasında kalan ekolojik koridorların, yani bütün o hassas bölgelerin, doğal ve tarımsal karakterinin, yaban yaşam hareketliliğinin ve hava sirkülasyonunun korunmasından ve sürdürülebilmesinden bahseder 100 bin ölçekli plan. Kanal İstanbul, Avrupa'nın acil korunması gereken 100 ormanı arasında yer alan ve çevre düzeni planında da korunması öngörülen kuzey ormanlarını içinden, neşter operasyonu yapmakta ve bütün bu alandaki orman alanlarını ortadan kaldırmaktadır. Çok basit bir hesapla işte şu 45 sadece kanal üzerinde 550 hektar orman yok olacaktır. Etrafı hiç bu hesabın içinde yoktur. Köylerin kırsal ekonomileri ortadan kalkmakta ve karakterleri kaybolmaktadır 100 bin planın ilkelerinin aksine. İşte tarımsal niteliği korunacak alanların devamlılığından, bütünlüğünden söz eder 100 bin ölçekli plan. Kanal İstanbul buradaki tarım alanlarını ortadan kaldırmaktadır. Daha şimdiden birçok mera alanı, hepimizin ortak kullanım alanı olan mera alanlarının vasfı değiştirilmiştir. Ve bunların hukuki altyapısı bu yıllar boyunca hazırlanmıştır. Yani arazi kullanım ve toprak koruma kanunuyla, torba yasalarla bütün bu altyapı adım adım hazırlanmıştır. Bugünden çok önceden beri de 2005'lerden bu yana bu araziler el değiştirmekte ve vasıf değiştirmektedir. Bakın burada mesela 102 milyon metrekare tarım arazisinin yok olacağından bahsediliyor. Buradaki 5 milyon 300 bin metrekarelik alan da mutlak korunması gereken tarım alanı. Biz kendi elimizle bölgenin en önemli tarımsal kaynağını yok ediyoruz. Ondan sonra karşı argüman olarak ne koyuyoruz? Burada çok para kazanacağız diyoruz, yatırım projesi diyoruz. Tarımınız yoksa, meranız yoksa, orman alanınız yoksa, suyunuz yoksa kazandığınız para neye yarar? Bunun sorunun cevabı da yok bunun içinde. Yani tek gerekçesi olan ekonomik argüman da aslında böylece çürütülmektedir. Orman alanları 100 bin plan değişikliği kararında işte korunan önemli bir doğal eşiktir der ama plan orman alanları üzerinde dediğim neşter operasyonu yapmaktadır. Yani kendi ilke kararlarına aykırı bir plan söz konusudur. 100 bin planı geçtim, kendi yani plan değişikliğindeki ilkelerden bahsediyorum. Kendi ilkelerine de aykırı plan kararları vardır burada. Tarım alanlarına baktığımızda ne diyor? Tarımla ilgili çok az şey söylüyor zaten plan çünkü hepsini yok ediyor. Sadece diyor ki tarım alanlarında mümkün olduğunca ekonomik değeri yüksek ekolojik ürünler yetiştirilecek. Tarımsal aktiviteler desteklenecek. Bütün Trakya'nın tarım topraklarını yok ediyor. Su havzalarını korumaktan bahsediyor. Mevcut su kaynaklarını yok ediyor, yerine yenilerini planlıyor, olanı yok ediyor. Sit alanları ile ilgili
arkeolojik parklar yapılmasından bahsediyor. Ama bakın burada kaç tane sit alanı plana baktığınızda, plan değişikliğine baktığınızda kentsel gelişme alanı lejantı içinde kalmaktadır. Arkeolojik alanları yok ediyor ve bunu çok net bir şekilde ÇED raporu bize söylüyor. ÇED raporunun kendisine baktığınızda pek bir şey görmüyorsunuz o 1600 sayfalık rapora baktığınızda, ama eklerde çok ciddi itiraflar var. Onları eklere saklamışlar. Çok stratejik bir rapor ÇED raporu. Bütün aslında itirafları eklerde bulabilirsiniz bu alanlarla ilgili. ÇED raporunun ekleri 35. ek bunu söylüyor bize. 11 alanda proje inşaat faaliyetleri büyük ölçekli değişim yapacaktır diyor. Neler var bunun içinde? Mesela insanlık tarihi açısından çok önemli bir alan olan Yarımburgaz mağaraları var. Bir ucu projeye kurban gidiyor. Birçok işte köprüler var, birçok su yolları var, arkeolojik alanlar var. Bunların hepsi bu projeyle yok ediliyor. Kıyı alanları kanal kesiti nedeniyle rekreatif kullanıma zaten olanak vermiyor teknik olarak. Yani gene plan raporunda söylenenin aksine bir durum söz konusu. Kentsel gelişme alanları için belli bir alan ayırıyor ama Terkos Gölü üzerinde çok ciddi bir yapılaşma baskısı getiriyor. Turizm enteresan diyor ki yeni şehri marka haline getireceğiz diyor. Ve planlama alanında ekoturizm yapacağız diyor. Hangi ekoturizm? Tarım yok ki. Tarımın olmadığı bir yerde ekoturizmi yapamazsınız. Bu plan yalan söylüyor. Kentsel, bölgesel, yeşil ve spor alanları diyor. Satır arasına girin ne diyor? İçinde yeşil alanlar olabileceği gibi bu koridorlarda kentsel hizmet alanları ve günübirlik turistik tesislerde yer alacaktır diyor. Yani ben buraya aslında yeşil alan yapmayacağım. İçine bir sürü şey koyacağım diyor. Üstelik plana baktığınızda dere koruma bantlarını da 1/3'e kadar düşürüyor. Yani 100 bin ölçekli plandaki dere koruma bantlarının 1/3 oranında dere koruma bantları vardır burada. O anlamda da üst ölçekli plana aykırıdır, hukuksuzdur ve yok hükmündedir. Ve genel olarak değerlendirdiğimizde, ben süremi geçmişim ama hukuki açıdan bir kere üst ölçekli planı aslında işlenmedi, daha da işte işleniyor. Plan kararlarıyla çelişmektedir ve hukuksuzdur, yok hükmündedir diyoruz. ÇED süreci tamamlanmadan 100 bin plan değişikliğin askıya çıkması da bu anlamda hukuksuzdur ve olan ÇED'i de gündemden düşürmüştür. Çünkü şu anda askıya çıkan bir planın ÇED'i olamaz elimizdeki ÇED raporu hukuken. O anlamda itiraz ettiğimiz ÇED de aslında yoktur şu anda baktığımız zaman. Ve projenin dayanağı olarak gösterilen plan raporunda anayasanın 46. maddesidir. Bu bir kalkınma projesidir der. Kanal İstanbul kime göre, neye göre, hangi ilkeleriyle kalkınma projesidir bunu açıklamaz. Ve bu bir kalkınma projesi değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani aslında anayasal dayanağı da planın yoktur. Planlama kararlarına baktığımızda bir kere ömrü 100 yıl görülen bir kanaldan bahsediyoruz. 100 yıl sonra ne olacağını yazmıyor. Ama 100 yıllık bir projesi var diyor. Bunun maliyeti faydasının çok üzerinde olduğunu da yapılan hesaplarla çok net bir şekilde görüyoruz. Bütün bilim insanları bunu bize söylüyor. İşte 500 bin nüfus dese de aslında bunun 3 katı nüfusu neredeyse getiriyor. Canlı fay hatlarının üzerine koyuyor. Yani aslında devletin anayasal sorumluluğu olan afetlere karşı toplumu güvenli kılma sorumluluğunu da o reddediyor. Bu görevi de ihlal ediyor. Koruma bantlarını daralttığını söylemiştim. Mesela yine 100 bin ölçekli çevre düzeni planında korunması gerekli maden ve taş ocakları var. Bu plan bunları da reddediyor. Bunları tamamen kentsel gelişme alanı içine alıyor. Yani bir takım çukurları, oyukları işte dolduracak, kazacak filan bir sürü teknik sorunu da beraberinde getiriyor. İşte Trakya'daki tarım topraklarını, meraları imara açıyor. Hayvancılığı ve tarımı ortadan kaldırıyor. Mülksüzleştirmeye yol açıyor. Bir çok önemli bir şey daha var. Uygulama aracı olarak DOP kullanıyor. Düzenleme ortaklık payı. Ne demek bu düzenleme ortaklık payı? Kamusal yarar içeren bazı projeleri halkın arazilerinin %45'ini bedelsiz olarak yapabilme imkanı tanımak demek. Bu projeyle halkın elinden arazilerinin %45'i bedelsiz olarak alınacak ama ondan sonra DOP'un amacına uygun olarak da kullanılmayacak. Çünkü plan bize bunu çok net bir şekilde söylüyor. Böyle sadece kamusal yararla kullanılamayacağı belli. Projenin bütünü için bu uygulama aracını kullanıyor. Kanal İstanbul'da bu anlamda bir kamu yararı yoktur ve DOP burada bir uygulama aracı olarak projenin bütününde kullanılamaz. Arkeolojik alan açısından baktığımızda çok büyük antik şehirleri ve
arkeolojik alanları tamamen yok ediyor. Ekolojik açıdan kıyı coğrafyasını bozuyor, balık türlerini azaltıyor, 70 tane canlı türünü ortadan kaybediyor, yok ediyor. İşte koruma kuşaklarını daraltıyor ve orman alanlarını da yarıp geçiyor. Yaban hayatını tüketiyor. Dolayısıyla ve su fakiri İstanbul'un bütün su kaynaklarını da yok ediyor. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Riskler ve güvenlik açısından baktığımızda bir yerine iki riskli boğaz yaratıyor. Ve Trakya'nın bir kısmını da kopararak bir ada haline getiriyor. Yani savunma açısından da aslında savunmasız bırakıyor ki bu konuda Başbuğ'un açıklamaları vardı. Olası bir saldırıda ben Trakya'yı nereden savunacağım diye sordu. Afet risklerini arttırıyor ve dolayısıyla biz diyoruz ki sonuç olarak bu kanal projesi kamu yararı içermeyen, mülkiyet haklarını ihlal eden, uzman katılımını görmezden gelen, maliyeti faydasının çok üzerinde, ömrü kısa ve temel yaşam haklarını, toplumun temel yaşam haklarını elinden alan bir ekokırım projesidir. Yani başlandığı takdirde telafisi imkansız sorunları beraberinde getirecektir. Bunun geri dönüşü olmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başı imarla derde girenler ya da mahkemelerde bilirkişilik yapanlar bilirler. Hakim böyle bir projede karar vereceği zaman üç şey sorar çok genel olarak bilirkişilere. Bir, bu projenin planlama ilke ve prensiplerine uygun olup olmadığını sorar ki hocam gayet güzel özetledi onları. İkincisi, bu projede kamu yararı olup olmadığını sorar hakim. Üçüncü olarak da telafisi mümkün olmayan zararlar açıp açmayacağını. Bu üç soru her mahkemede gündeme gelir ve tartışılır. Şimdi zannediyorum Şence Hocam da bu son iki sorunun cevabını bize verecek. Çok teşekkürler. Sunumun başlığı planlama yaklaşımı ve planlama hukuku açısından Kanal İstanbul Peki sunuş planımı vermek istiyorum. İlk önce kanal ve yeni şehir ikilemini vermek istiyorum. Bu önemli bir tartışma. Çünkü bugüne kadar hep kanaldan bahsettik. Ama kanalın içinde başka bir şey var, yeni şehir. Bu bir ikilem doğuruyor. Bir kere ilk önce bunu tartışmamız gerekiyor. İkincisi, bunu tartıştıktan sonra kanalın planlama açısından etkilerini, yeni şehrin planlama açısından etkilerini ve planlama sistemine eklemlenme yaklaşımı ne? Ve beşincisi de İstanbul'un unutulan kırılgan coğrafyasını bir hatırlamamız gerekiyor. Ve daha sonra sonuç bölümüne girmem gerekiyor. Şimdi biraz önce de dediğim gibi iki konu var. Birincisi kanal, ikincisi yeni şehir. Kanalın gerekçesi biraz önce hocalarımız da söylediği gibi gemi trafiğinin fazla olması ve geçiş güvenliğinin problemli olması. Ne yapılıyor kanal itibariyle? Su yapıları, lojistik sektör ve ulaştırma. Bunların detaylarını vermeyeceğim. Konuşmalarda hep geçtiği için daha özet bilgi olarak aktarıyorum. İkincisi yeni şehir. Yeni şehir dediğimiz şey nedir? Yeni şehir dediğimiz şey bir rezerv alanıdır. 6306 sayılı kanun kapsamında ortaya çıkmış bir rezerv alandır. Ve bu rezerv alanının tanımı şöyledir. Der ki kanunda, yani 6306 sayılı kanunda rezerv tanımı şöyledir, rezerv yapı alanı. 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirecek uygulamalarda kullanılmak üzere. Bir daha tekrarlıyorum. 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere. Peki yeni şehirde planla getirilen fonksiyon ne? Dört temel fonksiyon var. Ekoloji, teknoloji, gelişme konut ticaret bölgesi, turizm dönüşüm bölgesi, uluslararası ve ulusal lojistik bölge. Peki rezerv alanı, yapı alanının tanımıyla bu kullanımlar çakışıyor mu? Hayır, çakışmıyor. Burada çok ciddi bir tavuk yumurta ikilemi var. Ne diyeceksiniz? Kanalı konuşurken niye tavuk yumurtaya geçtik diyebilirsiniz. Evet, gerçekten burada tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı durumu söz konusu. Yani kanal projesi, yeni şehir projesini mi ortaya çıkardı? Yoksa yeni şehir projesi kanal projesini mi ortaya çıkardı?
Esasında bunun ipuçlarını ÇED raporunda alıyoruz. Bölüm 3, 268 sayfasında. Diyor ki ÇED raporuna göre 14 nolu kararname ile yap işlet devret modeli uygulanacaktır. Ve kanal projesinin gelirleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Birincisi gayrimenkul gelirleri. Yani kanalı finanse etmek için gayrimenkul projesini kullanma. Ama bir taraftan da bakıyoruz ki tersi bir durum da var. Yani esasında yeni şehri yapabilmek için kanalı oluşturmak gibi bir durum da var. Dolayısıyla değerlendirmede bunların her ikisinin planlama sistemini etkisini aynı anda değerlendirmek bence yanıltıcı. Biz önce kanalın planlama etkisini değerlendirmeliyiz. İkinci olarak da yeni şehrin şeye etkisini değerlendirmeliyiz. Yani kente planlama etkisini değerlendirmeliyiz. Kanalı, sadece kanalı geçirdiğimiz zaman neler etkileniyor? Doğal çevre, topografya, toprak kalitesi, su kalitesi, tarım, tabii geçtiği yerler için bahsediyorum. Mera, orman, kıyı, göl, su, fauna, flora, peyzaj, arazi kullanımı, sosyal ve teknik altyapı bütünleşmesi, sosyoekonomik çevre, yani nüfus yapısı, iş gücü, sektörel yapı ve göç. Toprakların %52'si tarım alanı. Baktığımız zaman 3 temel sonuç var bununla ilgili. Planlama açısından tabii ki bir sürü bunun kanalının getirdiği ve farklı bilim alanlarınca tartışılan bir sürü etkisi var. Ben planlama etkisini esas alıyorum. Mekansal olarak İstanbul'un 3 parçaya bölünmesi. 1000 yıllık bir geçmişin 3 parçaya bölünmesinden bahsediyor. Çok iddialı. Doğal havza alanlarının bölünmesi ortaya çıkartır. Yapılaşmış çevre unsurlarının bütünlüğünün bozulması ki Sayın Hocamız Profesör Nuran Zeren Gülersoy Hocamız İstanbul'un ne kadar tarihten gelen özelliklerini çok dikkatlice saydı. Korkunç bir özellik var burada. Kopukluk tabii ki. Hemen yeni şehrin planlama etkilerini bahsediyorum. %60 boş olan tarım alanı olan yerleri yapılaşmaya açıyor. Yani orman alanı, göller, kuru tarım, mera alanı bu planın %60'ı ve yapılaşmaya açılıyor. Konut alanları, askeri alan ve hava limanı zaten %39'unu oluşturuyor. Ve yeni ne öneriyor? Yapılaşmaya açıyor. Yeni ne öneriyor? Kentsel gelişme alanı, özel proje alanı, tali merkezler, lojistik merkez, teknoloji, geliştirme bölgesi, turizm alanları, sosyal ve altyapı alanları. Hemen burada 2009'un felsefesine değinmek istiyorum. 2009'u yaparken temel felsefe neydi? Kuzeye zinhar, kuzeye yerleşmeyi açmamaktı. Yani kenti doğu-batı aksına yönlendirmekti. Alt merkezleri de doğu-batı aksına yönelik yönlendirmekti. Peki bu projeyle, yani yeni şehir projesi artı kanalla birlikte ne oluyor? Çok açık bir şekilde kuzeye doğru bir açılma oluyor. Yani kuzeye doğru bir yönlenme oluyor. Burada çok iyi daha rahat netlikle görebilirsiniz. İkinci şekli şeyden aldım, rapordan aldım. Birinci şekilde, ikinci şekilde uysun diye ben türettim. Birinci şekil 2009'daki plandaki durumuyla makro form nasıl? Dikkat ederseniz kuzeye sınırlı bir gelişme var ama açmamak yönünde bir çaba var. Doğu batı aksı var ama ikinci plana baktığımız zaman bunu gördüğümde şok oldum. Neden şok oldum? Çünkü burada kanalla birlikte merkezi iş alanı ve alt merkezler oluşturuyor. Aynı zamanda lojistik merkezler oluşturuyor ve aynı zamanda kanalı bu anlamda kullanıyor. Yani İstanbul'u Rotterdam yapıyor. İstanbul Rotterdam değil. Tabii ki Rotterdam kendine özgü yapısıyla Rotterdam olabilir. Çünkü geçmişten beri Avrupa'nın bir lojistik merkezi ve liman kenti. İstanbul bu anlamda bir lojistik merkez değil. Ama bu plana baktığımız zaman öngörü çizimi ifade ediyor ve bu projeden alındığı için, rapordan alındığı için bunun özellikle üstünde durmak istiyorum. Burada ifade edilen şey İstanbul'un
bir lojistik merkez ve gemicilik sektörüyle, ulaştırma sektörüyle bir arada düşünülerek böyle bir yaklaşım, Rotterdamlaştırma yaklaşımı, ki bu son derece problemli. Peki projeksiyon nüfusu ne olur? Plancılar olarak bizler için en önemli şey projeksiyon nüfusudur. Projeksiyon nüfusunu bilmeden bir planda hareket edemeyiz. Bu plan projeksiyon nüfusu vermiyor. Sadece diyor ki nüfus sınırı 500 binin üzerine çıkamaz. Ve sonra altına bir şey ekliyor. Diyor ki burada diyor 501.500 kişilik istihdam ortaya çıkardık. Peki İstanbul'un aile büyüklüğünü 3.5 sayarsak çarpı 3.5 1.775.500 kişilik nüfus çıkıyor. Şimdi plan projeksiyonu vermediği için başka yerden de bunu kontrol etme olasılığım yok. Ama planları okuyarak şöyle bir şeye ulaştım. Çevre düzeyinde ortalama yoğunluğu 200 kişi bölü hektar alırsak, bu planda verilen konut için açılan alanları da alırsak ve burada 18. madde uygulanacağını varsayıyorum çünkü onlar söylüyor. Onu da çıkartırsak burada yerleşebilecek nüfusun 1800 civarında olduğunu görüyorum. Ama neye göre söylüyorum? Bu sadece benim önden tahminlerim. Bir plan böyle olmaz. Bu, biz fal bakmıyoruz. Plan yapıyoruz. Plan nedir? Geleceğe yönelik en ufak ayrıntıları veren, okuyan ve geleceğin resmini çıkan bir şeydir. Ya plan yapacağız ya yapmayacağız. Ya planı uygulayacağız ya planı kenara atıyorsak o zaman bambaşka bir sistem ortaya çıkar. Peki kanalın planlamaya etkisi, kentsel yayılma, açık alanların yapılaşması var mı? Var. Kentsel yayılma var mı? Var. İstanbul ana merkezini koşut, merkez oluşturma fikri var mı? Var. İstanbul nüfusunun daha da artması durumu var mı? Var. Göçün teşvik edilmesi var mı? Çünkü siz İstanbul'a ek bir nüfus getirirseniz bu ne demek? İnsanlar istihdam için göç edecekler demek. Ama buradaki göç aynı zamanda uluslararası göç de. Çünkü hedeflenen kesim uluslararası bir gayrimenkul sistemi de düşünüldüğü için uluslararası göçü de teşvik ediyor. Kuzeydeki havza alanlarının gelişmeyle çevrelenmesi ve yok olma tehlikesi. Şu anda kanalın açılmasıyla birlikte kuzeye giden hatla birlikte tam orman alanı ve havza alanı Avrupa'daki tam bir kare içine alınmış durumda. Kare içine alınma. Yani bu ne demek? Bir süre sonra biz o karenin içini de doldururuz demek. Peki su havzalarının ortadan kalkması ki Terkos ve Sazlı Dere'nin yapılaşmasını öngörüyor bu plan. Yeni bir nüfus yapısı öngörüyor. Yeni bir ulaşım sirkülasyonu öngörüyor bu plan. Peki sorun şu, bu plan bunları öngörüyor da planlama sistemine nasıl eklemleniyor? Çünkü yapılan, yürürlüğe giren plan neyle girdi biliyor musunuz? Çevre düzeni planı değişikliğiyle girdi. Aman Allah'ım, teknik olarak en hatalı durum çünkü bir değişiklik demek plan bütünlüğünü, yoğunluğunu... Pardon, plan büyük yoğunluğunu, bütünlüğünü, ulaşım sirkülasyonunu değiştirecek büyüklükte olmayan müdahaleleri ifade eder değişiklik. Ama burada ne var? Çevre düzeni planı değişikliğiyle biraz önce söylediğim çok ciddi iddialı yaklaşımları olan plan sisteme girme yolunda. Peki baktığımız zaman Türkiye planlama sisteminde temel unsur nedir? Türkiye planlama sistemi düzenleyici plan sistemidir. Bu ne demek? İki temel yaklaşımı vardır planlama sisteminin. Birincisi hiyerarşik yaklaşım, yani planlar arasında hiyerarşinin varlığıdır. Bu prensiptir, hiyerarşi prensibidir. İkincisi de kesinlik prensibidir. Şimdi sağ tarafta şunu görüyorsunuz, Pınar Hocam da açıkladı, tek tek değinmeyeceğim. Kanal İstanbul ve rezerv alanları kronolojisini görüyorsunuz. Yani bu plan ne zaman başladı, ne zaman uygulamaya geçti, en son ne oldu? Bir kronolojik sırada izliyorsunuz. Burada işin ilginç tarafı bizim sistemimizin iki unsuru olan, planlama sisteminin en temel unsuru olan
hiyerarşi prensibi ve kesinlik prensibi yerler altında. Neden? Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi ilk 2011'de açıkladığı zaman şunu söyledi. Ben yerini söylemeyeceğim dedi. Bizim planlama sistemimizde böyle bir kavram yok. Kesinlik vardır. Plan kesindir. Plan bütün taraflara açıktır ve herkes plandan yararlanır. Planlama sistemimiz bu. Benim yorumum değil bu. Planlama sistemi kesinlik içerir ve aynı zamanda hiyerarşik prensibine göre çalışır. Peki o zaman nedir? Sosyoekonomik planlar var, mekansal strateji planları var, üst düzey mekansal planlar var, yerel fiziksel planlar var. Dikkat edin, burada kişilerin yorumu önemli değildir bizim planlama sistemimizde, düzenleyici planlama sisteminde, Türk planlama mevzuatında. Neden? Çünkü planlar söyler, planlar üzerinden konuşuruz. Kişilerin yorumu değildir. Planlama sisteminde belirlilik sağlanmasının amacı da budur zaten. Peki planlama sistemini uluslararası literatürde büyük ölçekli projelerin var olan kentsel planlama sürecine eklenmelerinde önemli zorluklar çıktığı çok kez vurgulanıyor ve genellikle de şu şekilde bir yaklaşım üzerinde Batı konuşuyor. Bir tanesi büyük ölçekli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde bir geleneksel planlama araçlarının uygulanmaması yoluna gidilir. İkincisi düzenleyici kurallar ve kurumsal yapılanmaların bypass edilmesi yaklaşımı genellikle tercih edilmektedir. Üçüncüsü özel ve sıra dışı güçlere sahip planlama kuruluşlarının oluşturulması yoluna gidilir. Dördüncüsü ülkesel düzeyde yasal düzenlemelerde değişime gidilmesi gibi bir yaklaşım yapılır. Ve biz sürece baktığımızda hem kanal için hem Yenişehir projelerinde bu dört uluslararası projelerde, uluslararası projelerde büyük ölçekli projelerin eleştirsel bakışlarında planlama sistemleriyle ilişkilerinin kurulmasında eklemlenme biçimlerine göre bu dört unsurun bu projede de yani hem kanal hem Yenişehir projesinde de izlendiğini görüyoruz. Yani geleneksel planlama araçlarını bir tarafa bırakıyoruz. Düzenleyici kurumları ve kurumsal yapılanmaları bypass ediyoruz. Özel ve sıra dışı güçlere sahip planlama kuruluşları bakanlık oluşturuyoruz. Ulusal düzeyde, ülkesel düzeyde yasal düzenlemelere değişime gidiyoruz. Nitekim tarımla ilgili yasal düzenlemeler yapılması bu projeye ilişkin, MERA ile ilgili, ÇED ile ilgili düzenlemeler yapılması bunu bize gösteriyor. Peki bu noktada neyi hatırlamamız gerekiyor? İstanbul'un unutulan kırılgan coğrafyası. İstanbul için büyük ölçekli yatırım kararlarının verilmesinde en hassas nokta nedir? İstanbul için büyük yatırım ölçekli yatırım kararlarının verilmesinde en hassas nokta İstanbul'un kırılgan coğrafyasıdır. Birincisi nedir biliyor musunuz? Deprem olasılığı. Sayın hocam burada, onun yanında söylemek istemiyorum ama 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde maddi kayıp 20 milyar dolar düzeyinde ve gayri safi milli hasılanın %14'ü. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı 168. Bunu kimse yorum yapmıyor, bunu bize bilim söylüyor. Peki 17 Ağustos Marmara depreminden sonra bütçe üzerinde getirdiği toplam maliyet 2031 milyar TL, kamu finansmanı üzerine maliyeti ise 2796 milyar. Bunu ben söylemiyorum, DPT'nin 2001 tarihinde yaptığı rapor söylüyor. Aynı zamanda su havzaları, kırılgan coğrafyanın en önemli unsuru çünkü İstanbul'da 7 tane havza alanı var. Orman alanları, tarım alanları, tarihi ve kültürel miras, binlerce yıllık geçmişe sahip muhteşem bir coğrafyadan bahsediyoruz. O zaman Türkiye bütçesini doğrudan etkileyen bu büyük yatırımların İstanbul'a yapılması çok ciddi bir stratejik hata anlamına geliyor.
Biz Türkiye bütününde yatırımları neden İstanbul'a topluyoruz? Bu korkunç stratejik bir hata. Bunu nasıl söyleyebilirim? Bunu şöyle söyleyebilirim. Uluslararası bir şirketin bütün yönetim kurulunu aynı uçağa bindirmek gibi bir durum. Uçak düşerse hepsi biter. Bu bizim işimize yaramaz, bu düşmanlarımızın işine yarar. Bu çok ciddi bir stratejik hata. Sonuç, Kanal ve Yenişehir projelerin ülkesel ve bölgesel düzeydeki planlama kararlarıyla belirlenmesi gerekir. Örneğin kanal projesi, uluslararası birçok unsuru da var. Dolayısıyla bu planlama sürecinde kalkınma planından itibaren karar verilmesi gereken bir süreç. Sonrasında bölge planı, sonrasında mekansal planlar. Kanalın gerekliliği bu düzeyde tartışılmalıdır. Başkası hata olur, başkası sadece konuşmada kalır. Üçüncüsü de Yenişehir kanal için hiçbir gereklilik değildir. Gerekli değildir. Kanalın yapılması farklı bir şeydir. O tartışılır ve ulusal düzeyde tartışılması gereklidir. Parantez içinde yapılması gerekliliğine, kanalın yapılması gerekliliğine bugüne kadar elde ettiğim verilerle ben inanmıyorum. Ancak başka ulusal veriler varsa bizim bilmediğimiz, bunu öğrenmek amacıyla, tartışmak amacıyla ulusal düzeyde bunun kalkınma planlarına ve bölge planlarına girmesi gerekiyor. Yenişehir kanal için bir gereklilik değil. Burada bazı kanalların resimlerini görüyorsunuz. Google Earth'ten aldım. Şöyle bir taradım. Panama kanalı. Ülkesi için çok önemli. Korint kanalı. Yunanistan için. Süveyş kanalı. Kiel kanalı. Almanya. Bunların hepsine baktım. Önemli olan bizim yarıştığımız, parantez içinde, bu kanalların hiçbirinde yerleşim yok. Yenişehir tasarlanmamış. Yerleşim getirmiyor, önermiyor. Peki bizim düşündüğümüz kanal nasıl? İşte bizim düşündüğümüz kanal tam da bu. Teşekkürler. Çok kapsamlı değerlendirme için çok çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum soru almadan şeyi bitirmek daha uygun olacak. Zira bir forum var akşamüstü. Yalnız bir not iletildi bana. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım, böyle bir eleştiriyle karşılaştım. Onu da iletmeden geçemeyeceğim. Bir gemi makine mühendisi beyefendi toplantım var. Siz bunu iletir misiniz dedi. Üzerimde kalmasın, ileteyim. Dediği şu: Boğaz'ın kenarındaki kıyı yapısı ve dip yapısı akıntıları yavaşlatır diyor. Siz betondan yapacağınız bir kanalda Boğaz'da olduğundan çok daha fazla akıntıyla karşılaşacaksınız diyor. Daha da önemli bir şey söyledi. Diyor ki herhangi bir tehlike anında gemiler demir atarak dururlar. Dibi betonla kaplanmış bir kanalda tehlike anında bu gemiler nasıl duracak diyor. Onu da iletmiş olayım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederim.